Esas itibariyle insan Kur'an'dan ona paralel olarak ve onunla sağlaması yapıldığı oranda elbette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibisini yapmaya çalışmak şeklinde bir esas takip edecek. Fakat amelde itikat gibi değil amel. Tabir yerinde ise itikat bir altyapıyı oluşturuyor, temeli oluşturuyorken amel o temel üstünde yapılan inşaatın adıdır diyelim bir basit teşbihle. Böyle olunca amelde bugün yanlış gördüğünüzü yarın düzeltirsiniz veya değiştirirsiniz. Bugün daha isabetlisini bulursunuz filan. Ama bugün müşrikseniz yarın değiştirebilirsiniz. Fakat her haliniz şirk içinde olur. Yarın değiştirdiniz, bir başka şirke girdiniz, bir başka şirke girdiniz. Bunun izahı da yoktur, mazereti de olamaz. Ama amelde asıl olan genel bir ifadeyle zannı galiptir. Yani yaptığınız şeyin doğru olduğu, hak olduğu, yapılması gereken şey olduğu kanısında olmanız, bu kanıyı taşıyor olmanızdır. Çünkü her amel, aynı cinsten de olsa her defasında bir ameldir. Hani mesela namaz kılıyorsunuz, biliyorsunuz ki 4 rekatta öğlende selam verilir, işte sefer isen 2 rekat. Zannı galibiniz kılarken rekatını unuttunuz, 4'tü ise namazın içindeyken, 3. rekatta da olsa, yani aslında 3. rekattasınız da siz düşündünüz, taşındınız, kaç kıldım, karıştırdınız, herhalde 4. Yani bu kanaat sizde varsa, o anda artık tahiyattan sonra selam verirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Onun ötesini Allah unuttuklarından dolayı kullarına sormayacak. Yapacak bir şeyimiz yok ama birisi hatırlatırsa, gören var da işte, sen ne kıldın? Niye soruyorsun? İşte 2 rekatta selam verdim veya 3 rekatta. İkindi kıldım ben. Ya 4 kılacaktım. 3 öyle mi? Öyle. Adamdan da eminseniz o zaman tamamlarsınız. Fakat aksi halde yani kimse de yok, size ikaz eden de yoksa zannı galibiniz 4 olduğu için 3. rekatta bile selam verebilirsiniz. Yani 3. rekatta olduğunuzu bilseniz zaten 4'e tamamlayacaksınız. Bilmemeniz esas kabul edilerek söylüyorum. Onun için her namaz için bu geçerli, her amel için. Çünkü her namaz ayrı bir ameldir. Cinsi aynıdır, namazdır ama her namaz ayrı ayrıdır ve hepsiyle ilgili zannı galibiniz sizi ayrı ayrı bağlayıcı olur. Evet. Amelde usul ile ilgili yani esaslara taalluk eden şeylerle ilgili şu söylediklerimize ilave edilecek şeyler olabilir ama ben şu anda tafsilata inmek istemediğim için fazla bir şey söylemek istemiyorum ama sizin konuyu tamamlayıcı olması bakımından ilave edeceğiniz, ekleyeceğiniz, söyleyeceğiniz bir şey varsa dinlemek isterim veya soracağınız bir şey varsa cevaplamaya çalışırım biliyorsun. İtikadımızı alamıyoruz kuvvetli olmadığı için ama zannı galiple amel edelim belki sevap alırız diyoruz. Şimdi inanmadığımız halde o ameli yapmış oluyoruz. Buradaki çelişki var içimizde bir. Nasıl olur? Mesela imandan bir cüzdür. Yoldaki bir taşı kenara atma. Bakıyoruz bunun geliş yolu hadiste bir tek ravi kanalıyla gelmiş. Ama aklımda düşünüyoruz böyle bir amel yapmak insanın kendisine çevresine faydalı. Bunda da sevap var. Ama %100 mü diye şüphe de var. Örnek için geçerli olmak kaydıyla söylüyorum. Kur'an'ın genel hükümleri dairesinde bu konuda zannı galibe yer yok. Zannı kesinliğe, yani zanna hiç yer yok. Kesin olarak. İnsanlara zarar veren şeylerden insanları korumak, onlara yarar veren şeyleri insanlar için yapmak Kur'an'ın belirlediği ilkeler ışığında Kur'an'ın emirlerinden sayılır. Peygamberden geldiği söylenen bu sözde bu bir olayla müşahhıslaştırılmış örneğin. Yani insanların gölgeye ihtiyacı var mı örneğin? Evet, işte gölgesi olan bir ağacı kesen şöyledir diye bir haber gelmiş. Ahad veya bilmem ne. Ama bu Kur'an'ın çizdiği çerçeve içerisinde motive olmuş bir anlayışın münferit bir ürünü olarak anlatılmış. İster o söylemiş olsun, ister söylememiş olsun. Peygamber söylemediyse bile böyle bir şeyi bugün sen de söyleyebilirsin, söylemelisin, ben de söylemeliyim. Ve yapmalıyız da.
Mesela bir baş bu konular genel olarak zaten Kur'an'ın çizdiği daire içerisinde kalan konular, giren konular. Örneğin şu çok çarpıcı bir örnek. İdrar yaparken üzerine sıçramasına dikkat etmeyen kimse, yani üstüne idrar gelmesine dikkat etmeyen kimse kabir azabı çeker veya kabir azabı görür diye bir rivayet, bir hadisten söz edilir. Yani Peygamberin aleyhissalatü vesselam söylediği söylenen bir sözden. Bu metin, şu ifade bir bütün olmasına rağmen bir kısmı, yani kabir azabı görülmesiyle ilgili kısmı itikada taalluk eden kısmıdır. İdrar sıçratma veya sıçratmama, yani idrardan sakınma veya sakınmama ile ilgili kısmı da hadisin amele taalluk eden kısmıdır. İki şeyi birden kapsıyor. Bu belki daha kapsayıcı veya çarpıcı bir örnek sayılabilir. Böyle bir sözü biz itikadımıza esas alacak değiliz. Çünkü Peygamber'in söyleyip söylemediğinden kesinlikle emin değiliz. Kaldı ki Peygamber de Kur'an'a rağmen bir şey söyleyemeyeceği gibi söylediği şeyler Kur'an dairesi içerisinde kalabilen sözler olur. Ama Kur'an'ın ışığında yine ameli olarak biz üzerimizi temiz tutmakla, necasetten temiz olmakla emrolunmuş değil miyiz? İdrar sıçratmamaya dikkat ederiz. Yani ameli olarak buna uyarız. Bu zanni bir haber de olsa uyarız. Zaten genelde Kur'an'ın bildirdiği şeye uygun. O paralelde bir şey. Değil mi? O paralelde bir ameli istek. Uyarız fakat buna rağmen buna dikkat etmeyenin kabir azabı göreceği şeklindeki itikadi kısmı bizim yani itikadımızı oluşturacak unsurlardan birini teşkil edemez. Çünkü ne itikadı peygamber belirleyicidir, ondan eder, ne de Allah'ın Resulünden bile olduğunda kesin olarak bilgimiz olsa bile yine edemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim itikadı belirler. Kaldı ki bu ve benzeri nice haberin de peygamberden olup olmadığıyla alakası yok. Zaten kimi insanlar, dikkat ediyoruz. Esası itibariyle, bir ucu itibariyle, Kur'an'da bulunan, İslam'da bulunan bir şeyden hareketle kendi isteklerini insanlara kabul ettirebilmek için, yani o şeyin yapılmasını istiyorlar örneğin. Yani insanlar üzerlerine idrar sıçratmasınlar istiyor. Güzel, böyle bir istek kötü bir şey değil. Yani Kur'an'a aykırı da değil. Ona rağmen konmuş bir hüküm de değil. Tamam. Ama bunu kabul ettirmek için acayip şekilde korkutuyor. Bu doğru. Yani nereden söylüyorsun bunu? Nereden çıkarıyorsun kabir azabı görüyor? Kur'an'ın hiçbir yerinden kabir azabı çıkarmak mümkün değil. İken sen nereden çıkarıyorsun böyle bir haberin sonuna ekleyerek sırf işi pekiştirmek, pişirmek ve demirbaşlaştırmak için yapıyor. Bu anlayış çok sakat sonuçlara götürüyor. İnsanların itikatlarını bozuyor. Yani bir şeyi kabul ettireceğim diye. Adam nafile namaz kıldırmayı sevdireceğim insanlara diye Kale Resulullah diyor rivayetin başında. Ravi hatırlarsanız kitaplarda diyor sen nereden öğrendin, nereden duydun en son işte kimden? Saliha söyle. Sen kimden duydun? Ben vallahi bu benim sözüm ama benim kendi sözüm. Peygamberden duymadım ben veya kimseden duymadım. Fakat insanlara kötülük bunun neresinde diyor. İnsanlara diyor ben namazı sevdirmek için benim sözüm desem kimse dinlemeyecek. Onun için Kale Resulullah dedim diyor. Yani Resulullah buyurdu ki dedim. Yani yenice kalt mı şu? Hani niyetin iyi oluşu, yapılan işi de iyileştirmiyor. Hadisçi de ona diyor ki be Allah'tan korkmaz diyor. Allah'ın Resulü seni yerine yalan yere benim yerime yalan yere söz uydursun diye mi diyor vekil bırakıp gitti. Yani öyle bir şey mi? Yani yapılan işe bakın. Niyet çok iyi ama yapılan iş kötü. O bakımdan yani dikkat etmek lazım. Mutlak surette dikkat etmek lazım. Herhangi bir şeyin önemini ne artırmak ne eksiltmek doğru değil. Önemi de dinde ne kadar değinilmişse o kadarla tutmak lazım. Mesela elbette ki İslam dinine inanan bir insan, yani Müslüman olan bir insan Allah'ın her türlü yaratığına karşı merhametli olur. Çünkü kendi Rabbi kendine merhametlidir.
kendinin merhamete ihtiyacı vardır. Elbette kendinin de, yani ben insan olarak söylüyorum, benim de merhametime ihtiyacı olanlar olacaktır. Karşılaşacağız hayatta onlarla. Merhametli olmak için de büyük olmak lazım. Yani küçük merhamet etmeyi bilmez. Yani küçük derken, merhamet büyüklüğün bir tezahürüdür, küçüklüğün değil. Onun için büyükler daha kolay merhamet ediyor ve daha çok merhamet ediyor, daha çok mağfiret ediyor, daha çok affediyor. Şimdi böyle olduğu halde mesela bakıyorsunuz bir rivayet, efendim birisi bir su kuyusunun çölde, bir su kuyusunun başında açlığından, fahişe bir kadın, pardon, olayı hatırlayacaksınız, yani çok yaygındır bu tür hikayeler. Fahişe bir kadın, fahişeliğiyle meşhur tanınan bir kadın, susuz kalmış ve böyle yalanıp duran, ağzı yüzü kurumuş bir köpek kuyunun etrafında dönüyor, dolaşıyor, bilmem ne filan, yani kuyuya da ulaşamıyor ki susuzluğunu giderebilsin. Tutmuş işte ayakkabısını çıkarmış, artık kuşağıyla neyle entaresini yırtmış, ona ip yapmış, kuyudan su çıkarıp o iti sulamış. Ve Allah sırf bundan dolayı o kadını cennete yollamış. Hatırlayacaksınız, yani şu anlatmaya çalıştığım hikaye hemen hemen hepinizin repertuarında olmalı. Şimdi şu yapılan gerçekten güzel. Yani mümkün olursa biz de yapalım böyle bir şey, ama böyle bir şey yapmak için fahişe olmaya gerek yok. Bir. İki. Yani fahişelik de yapsan, sonunda böyle bir şey yaparsan cennete gidersin imajı, düşüncesini insana verdiği için, günün birinde ne olsa bana böylesinden kolay bir hayır yapma imkanı çıkar, o zaman, o zamana kadar aklıma eserim, canımın istediğini yapayım dedirirse bu düşünce, bu hikaye adama, işte ayvayı yer o adam. Akıbeti berbat olur. Tamam, bu davranış güzel. Yani bu davranışın güzelliğini anlatmak için ne senaryolar düzülüyor beyler, ve o senaryolar dini gümletiyor. Dikkat edin. Hakikaten yani saf bir şey bilmeyen adama bu hikayeyi anlat. Ne düşünür insan normal olarak? Hakikaten öyle ya. Ne yaparsam yapayım arkadaş. Kadınsan fahişe de olsa, erkeksen zina da etsen, homoseksüel de olsa, ben sonuçta bana böyle bir fırsat çıktı da ben de böyle bir amel yaptım mı? Evet. Köşeyi döndüm. İkramiye denen bir şey, piyangodan ikramiye çıktı. O zaman o ikramiyenin çıkacağı tarihe, saate kadar ne diye eşek gibi çalışayım, koşturayım? Dedirmez mi insana böyle düşünmek? O adam dini başından bırakır. Bırakmış o zaman din yuvarlarını gider, kendiyle arasında mesafe açıldıkça açar. Yani bu tür şeylere çok dikkat etmekte. Adı hadis olsun, adı evliya hikayesi olsun, adı ne olursa olsun. Yani ne şekilde rivayet edilirse edilsin. Kaldı ki dikkat edilirse Kur'an-ı Kerim'de cennetin bu kadar kolay kazanılacağı, bu kadar kolay diyorum. Kolay da zor değil aslında. Ama kolay, fakat şu örneklerde anlatmaya çalıştığımız gibi kolay değil. İstediğin haltı ye. Yani sonunda nihayet sana da piyangodan bir şey çıkar. Ama amorti, ama bilmem ne. O zaman da köşeyi dönersin anlayışını insana yerleştirecek ve dinle daha başından ilgisini zayıflatacak, hatta tümüyle kesecek bir anlayış. O dine, benimsediğin söylediği dine tam tersi davranışların, düşüncelerin sahibi olan bir tip ortaya çıkardıktan sonra ne anladık bu hayır ne yapar, nasıl kurtarır insanı? Kurtarmaz. Yani bu esaslar içerisinde düşünmekte yarar var. Elbette ki dediğim gibi susamış bir köpeği de, acıkmış bir eniği de, bilmem iti de, pisiği de doyurmak caiz. Hay hay, sevap da olmalı. Yani sonuçta rızkını Allah'ın kefil olduğu bir varlığa o rızkı ulaşmasında, rızkın ulaşmasında siz vesile oluyorsunuz. Yani bu güzel bir vesile, amenna, ama bu güzelliğe vasıl olmak için yani boyumuza kadar pisliğe mi kendimizi batırmamız lazım? Kaldı ki İslam hayır yapmaktan önce, davranışlarda usul bakımından münkerden uzak durmaya öncelik tanıyan bir din. Aklen de böyle gerçekten. Varsayalım ki burada bir lağım borusu geçiyor tavanla. Delinmiş akıyor, mütemadiyen pislik akıyor. Şimdi biz onu temizlemeye mi çalışalım veya yani onun akıttığını mı temizlemekle uğraşalım o akıp dururken, yoksa her şeye rağmen önce onun akıntısını durdurup sonra
durdurana kadar akanları mı temizlemeyi sonraya bırakalım? Hangisi aklen öncelikli? O akıp dururken sen oradan akanları sürekli temizle, o da sürekli pisler, pisliyor. Ne yapıyorsunuz? Çalış çalış boşuna oluyor. Ama mahsurlu da olsa, zor da olsa, üstünüze başınıza da pislik gelse önce ne yapmalı insan? Akan pisliği bir tıkamalı önce. Oradan bir daha akmayacak şekilde onu bir garantiye almalı. Gömleğe de batar, üstü de batar ama zaten batacak. Yani her iki halde de batır. Ondan sonra da nereye bulaşmış gıcır 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 temizlersiniz. İşin yolu, raconu, kuralı, kaidesi bu yani. Böyle yaparsanız yapmış olursunuz. İşte bunun için münkerden uzak durmak, yani haramlardan uzak durmak, farzları yerine getirmekten öncelikli. Önce münkerden uzak durmak sırada. Bu da şu demek değil. Hani kimisi ben işte 50 tane haram var, daha hepsinden vazgeçemedim. O yüzden 51.'si marufun birincisi oluyor. Ona sıra gelmedi, onu yapmayayım. Daha anlamına değil. Yani kaçınabildiğiniz kadar öncelikle haramdan kaçınacak, yapabildiğiniz kadar da farzları yapacaksınız. Hepsini yapamasanız dahi, yapamasa dahi insan. Bu kural yani. Öncelik günaha girmemek. Günaha girmek de birinci sırada münkerleri işlemekle oluyor biliyorsunuz. Mesela içki içmek münkerattan olduğu gibi namazı terk etmek de dolaylı münkerattan değil mi? Yani o da doğrudan günah yazdırıyor. İçki içmek de günah yazdırıyor. Namazı terk ederseniz o da günah yazdırıyor. Orucu yerseniz de günah yazıyorsunuz. Orucu hiç tutmazsanız da günah yazdırıyorsunuz. Ayeti esas almak usul bakımından mecburiyet bizim için. Ayete bakıldığında yani herkes yaptığından sorulacak veya herkes için yaptığı vardır ancak. Derken ayet İnsanların yaptıkları kısa süreli de olur, uzun süreli de olur. Varsayalım ki bir defaya mahsus yemek yedirirsiniz insanlara, bu da insanlara bir ikramdır. Değil mi? Yemek yedirmek bir defa. Bir de bir ay yedirirsiniz. Bir yıl boyunca yedirirsiniz. Bir imarethane açar, işte para da tahsis eder, tevkif eder, vakfedersiniz. Ömür boyu İşte şuralı mucurun fakirleri buradan yesin. Kayıt koydum. Dırşehir'in fakirleri buradan yesin. Misal. Şimdi her defasında bir defa yapan bir defalık alırken sürekli yapan da her defasında alır. Süreklilik isteyerek yapan. Çünkü daha büyük fedakarlık yapmıştır. Elbette ki her defasında almalı. Şimdi iyi bir sünnet koyma kendisi iyi bir iş yapmış. Sevabını alacak elbette. Teşvik babında yani prim olarak Allah isterse hepsini peşinen de yazar. Yapıldıkça da yazar. Yani o işin insanlar arasında yayılması sonuç olarak Allah'ın dininin yücelmesi, onun yüceliğinin görünmesine vesile olan şey olması bakımından birbirine münafi olarak yani birbiriyle çelişen şeyler olarak görmüyorum bu iki rivayeti. Yani birisi ayette, öbür hadisi bu ayete aykırı görmüyorum şahsen. Veya telif edilemeyen bir yanı mı var, öyle mi görünüyor size? Ben göremedim. Birinde şöyle yani, kişi kendi yapıyor, doğru. Sürekli de olsa, kısa vadeli de olsa kendi yapıyor. Ama kendi dahli olmadan başkasının yaptığından prim almak. Yani prim almak şöyle, şimdi ben mesela nasıl diyelim, yani bir şeyi ben bulmuşum veya siz bulmuşsunuz. Sonuçta mesela Ford firması işte dünyada arabayı ilk yapan adam Henry Ford denen bir adam işte otomobil yapmış. O ilk yaptığı arabadan bir sonuç aldı ve hala Ford firması yani diğer arabalar da onun bu uğurda açtığı çığır ta Toyota'dan tut Nissan'a kadar bilmem neden neye kadar değil mi? Aynı çığırda yürüdüğü için onlar da birer sevap alıyor yani onlar da kazanç sağlıyor diyelim. Arapça sevap, Türkçe yarar değil mi? Kazanç değil mi? Sağlamıyor mu? Yani aynı işi, araba güzel bir şey mi? Evet. Yapmak suretiyle onlar da işte kazanıyor dünyada. Yalnız Henry Ford mu kazanıyor? Diğerleri de kazanıyor. Henry Ford'un da adı hep anılıp duruyor. Yani onun yararı da hem sattığı, yapıp sattığı arabalardan hem de
Araba dendiğinde araba kralı kim? Arabanın icat edicisi kim? Henry Ford. Bilmem ne Mercedes veya Daimler filan alınmıyor. O alınıyor. Bunun yararı da bu. Hani akli değil mi? Çok mu ters geliyor bu? Biz belki günlerde metronun mukalefetini bilmekteydik ama yani masların... Mesela, şimdi, Tarık biraz su ver. Doğal olarak yani her insan yaptığı kötülükten veya iyilikten tecrübe alacak. Yani bir başkasının yaptığından muhafaza edilmez diyor. Bu takdirde o zaman zamanımızdaki böyle patent verme gibi, yani o işin patenti ona kaldı ki olayın başında iyiliğin ve kötülüğün ölçüsünü ben alanlara ve Allah'ın açtığı bu çığırda, yani iyi ve kötüyü belirleyen, yani günah ve sevabı, haram ve helal belirleyen Allah'ın maslarıdır. Bu maslar ışığında, bütün neye talip olursa ecrini Allah'tan alır. Dolayısıyla yani ben talip olursam ben alırım, siz talip olursanız siz alırsınız. Doğru. Şimdi ilk defa diyelim ki namaz kılan şu insandır. Tamam, her namaz kılan ilk defa okuduğu için her namaz kılandan ona bir prim verilecek. Bu şekilde değil benim anladığım. Yani ben hiç böyle anlamadım. Siz bir başka yönünü karşıma çıkardınız doğrusu. Yani Allah-u Teala tarafından herkese bildirilen, umuma tamim edilen şeyler var. İşte namaz, komşu hukukuna riayet, bilmem içki içmeme, domuz eti yememe, hırsızlık etmeme, doğru sözlü olma filan gibi. Bu konuların ilki sonu yok. Zaten onun ihdas edicisi, vaz edicisi de Allah. Böyle değil, yani insanlara bırakılmış, insanları teşvik etmek için, insanların kendi icat edeceği, kendi yapacağı, kendi bulacağı, yine Allah'ın çizdiği daire içerisinde kalan ama bir yöntem olarak diyor. O şeyleri şamil olmalı, yoksa namaz için değil, yani namazı bugün sen benden görmüş olabilirsin, tamam başladın diyelim, söz gelişi. Ben de birisinden gördüm başladım, o da birisinden derken ta bilmem nereye kadar uzanacak. Yani bütün sevaplar bu işin ilk başı olan mı? O zaman benim günahım ne? Yani bana niye bildirilmiyor? Ben gayret... Şimdi o onları da kapsayıcı olursa buralara kadar varız, o zaman da çıkmaz sokakla karşılaşırız gibi geliyor bana, değil mi? Ama bu herhalde insanları, o güne kadar insanların cinsini, türünü tanımadığı bir takım şeyler yapmaya teşvik açısından ve onların dışındaki konularda olsa gerek. Yani insanın gayretiyle, iyiye, aklını hayra yormasıyla ortaya çıkarabileceği şeyleri kapsamına alıcı olsa gerek sizin söylediğinde, demin rivayet ettiğiniz şeyler. Yoksa öbür şeyler zaten kimsenin tekelinde değil ki. İnsanlar benden görmedi değil namazı. Hangi şey? Yani dürüst olmayı da benimle mi tanıdılar? Yok. Yani ilk tanıdıkları da ilk peygamberlerle tanıdılar. Onlar zaten vazifeli kişiler. Vazifeli olduğu için de mi ayrıca onlara artı sevap verilecek? Yetmiyor mu sevapları filan? Çıkılmaz işin içinden. Sanıyorum o gibi konuları kapsamıyor. Yani açık farzları, açık haramları kapsamamalı. Onların dışında bir hayır çeşidi. Ne demeli, nasıl yapmalı bilmiyorum. Yani hemen aklıma geliveren bir örnek. Öyle tanımlanıyor ya. Efendim. Şimdi ayet-i kerime. Bitti mi? 2-5 ayet-i kerime var. Evet. Kardeşimiz konusu verildi. Necm Suresi'nde. Halil Bey, Türkçesini oku. Burada kaç kişi Arapça biliyor? İnsana çalışmasına başka bir şey yoktur. Ve çalışmasına yakın görülecektir. Bu sınırlıyor, işi bitiriyor. Evet. İşi sınırlıyor yani. Bu konuyla ilgili İbn-i Kesir'de de bir açıklama var. Tamam, bir çalışma varsa ben şimdi size sorayım. Bu çalışmamdan birisi de verdiğim örnekte olduğu gibi bir defaya mahsus olmak üzere sana yemek yediriyorum yahut bir muhtaca, bir de 1000 defa yediriyorum. Yani ikisinin birbirinden hiç farkı olmayacak mı? Her yedirdiğim için ayrı ecir almayacak mıyım? Yaptığı varsa, bir defa yaptıysam, bir defa yaptığımın karşılığı neyse o kadar olmalı. 1000 defa yaptığımın da çarpı 1000 karşılığı olmalı. Yani başka bende bir değişiklik, niyet değişikliği olmazsa. Evet. Şimdi efendim, sadaka icaliyle klasik bir örnek.
meyve ağacı, bu ağaçlardan insanlar istifade ettiği sürece o insanın amel defteri kapanmayacak diye. Şimdi tamam, bundan yararlandıkları sürece amel defteri kapanmayacak. Belki bunu izah edebilirsiniz ama bir başka şahıs da çıkıyor, bu ağacı kesiyor, kökünden söküyor, bir kenara atıyor. Olumsuz olarak bazı davranışlar için de bunu düşünmek lazım. Siz affedersiniz, kötü bir çığır açıyorsunuz. Bu çığırdan insanlar gittiği sürece de sizin amel defterinize yine kötü şeyler yazılıyor. İkab yazılıyor bu sefer de. Fakat bir başka şahıs, birisinin açtığı bu müessese devam edip giderken ve onun amel defteri sürekli kötü kaydediyor iken, bir başka şahsın açtığı kötü çığırı bir diğer iyi niyetli insan geliyor, kapatıyor. Yani niyetler, ikisi arasında niyet farkı yok aslında. Fakat ikinci bir şahıs, birisinin açtığı bu çığırı keserken diğeri yaşıyor. Kişinin iradesi dahilinde olmayan bir iş. Bilmem anlatabildim mi? Arkasından gelen zaten Hazreti mesela Adem Aleyhisselam'ın oğulları için ifade eden mesela şey için, Kabil için her yapılan katillik eyleminden ona bir pay vardır diye de ilave ediliyor. Şimdi düşünün, Kabil öldürdüyse bir işte men senne sünneten haseneten artı seyyiyeten. O da kötü bir çığır açmış ya, ilk katilliği işlemiş. Sizin söylediğiniz şekilde o cinayet örneğine işte açık bir haram olduğu için diye sizin örneğinize onu sokabiliriz ama benim sözünü ettiğim şey hayır. Yani açık bir şey, emir de yok. Kesin bir yasak da yok. Yani yapmasa da olur, yaparsa da olur türünden bir fiil. Başındaki ifade dikkat çekiyor. Yani sizden evvel alemlerin yapmadığı şeyi mi yapıyorsunuz diye başlıyor Allah, sonra da ne yaptıklarını söylüyor. Yani insanlar hakikaten, varsayalım ki banka soyma denilen şey bilinmeseydi. Yani bankanın kendisi bir taraf. Söz gelişi ağzıma, hatırıma geldi, söylüyorum. Kim banka soyardı? Hiç kimse. Mesela bugün televizyonlarda eğitimciler bunda ittifak ediyor. Yani bütün eğitimciler, dışta işte gavru Müslümanı. Televizyonlardaki dehşet filmlerinin çok seyrettiriliyor oluşu gençler arasında ruhi denge bozukluğuna ve suç oranının artmasında çok büyük rolü oluyor deniyor ve bu boş bir lafta değil, yani boş bir yargıda değil bana göre kanaatim. Neden? Yani o filmler İnsanları seyrede seyrede bir bakıyorsun, bir çocuk, hiç hayret edersin, nasıl yapar, nasıl eder, akla gelmedik şekilde bir cinayet işlemiş. Soruyor, ediyor, polis daha yaşı küçük, mümkün değil diyor, ben televizyonda gördüm böyle diyor, nasıl olacak diye kardeşime yaptım diyor. Mesela kardeşini öyle televizyonda gördüğü gibi öldürmüş. Evet, oluyor böyle olaylar, yani ben gazetelerde rastlıyorum, siz de rastlıyorsunuz muhakkak. Ve herhalde örnek olmanın, kötü olarak örnek veya iyi olarak, iyiye örnek olmanın bir takım sonuçları olmalı. Yani ilki olmanın sonuçları var. Dünyada da var. Yani bir şeyi ilk yapan, mesela işte boksta dünyada ilk defa bize madalya kazandıran adam diye boks söz konusu olduğunda konuşuluyor. Ondan sonrakiler biraz daha farklı konuşuyor ama ilk başka. Mesela ilk peygamberin adı anılmış, arada bir sürü peygamberin adı anılmadığı halde, yani ilk olmanın kötü de veya iyi de herhalde bir farklılığı var ki anılmadan edilmiyor. Yani her şeyin böyle ilki, işte Habil Kabil olayında olduğu gibi, Lut kavminin halinde olduğu gibi. Tebliğ kelime itibariyle belaga kökünden gelen bir kelime olduğunu söylüyor Arap lügatçılar. Yani anlaşılabilir açıklıkta anlamına gelen bir kelime. Öylesine açık ki, öylesine açık bir anlatım ki sonuçta anlaşılmayı sağlıyor.
Yani anlaşılmayı sağlayan açıklıkta diye tanımlamak zarureti var. Açıklamada usul, yani esas nasıl açıklanır bir şey diye sorulaştırırsak, kısaca anlaşılabilir olmasını sağlayan açıklıkta dememiz gerekiyor. Eğer herhangi bir şeyi bir insana anlatacaksak, o şeyin mahiyeti ne olursa olsun, anlatmak istediğimiz şey karşımızdaki anlatmak istediğimiz insanda açık bir şekilde anlaşılır hale gelirse bizim anlatımımızla, gerek kavli yani sözel anlatımımız, gerekse davranışla yaptığımız anlatım sonucu bir şeyi anlatmak istediğimiz şekliyle anlatabilmiş isek, bunun adına tebliğ denilir. İslam'ın tebliği, İslam'ın anlatımı da aynı tariften, aynı tanımdan yararlanmak suretiyle yapılabilir. Yani peygamberlere Allah dinini onlar anlasın diye onların anlayabileceği şekilde göndermiş. Artı onlar da Allah'ın kullarına öyle anlatmışlar ki Allah'ın kulları da onun dinini anlayabilsinler. Çünkü Allah dinini sonuç olarak kullarına gerektiği açıklıkta anlatamamış ise, anlatacak yöntem, yordam bulmamış, bunu elçisine böylece anlatmamış, elçisi bile dinini anlamamışsa, elçisinin diğer insanlara o dini anlatabilmesi aklen mümkün olmazdı. Bu sebeple Kureyş, anlamıyoruz sen ne söylüyorsun, yani senin söylediklerinden biz peygamber olduğunu anlayacak hiçbir ize rastlamıyoruz gibi itirazlarda bulunmuşlar. Bunun karşılığında Allah anlayasınız diye apaçık Arapça ile bildiriyorum. Yani apaçık Arapça ile söylüyorum, söylüyoruz demek durumunda kalmış. Bu şu demek kısaca, yani onlar biraz daha ağdalı, biraz daha başka türlü ifadeler bekliyor olmalılar ki Allah bilakis onların beklentilerine cevabı beklentileri yönünde değil, yani anlayabilsinler için gönderilmesini sağlamak bakımından onu sağladığı yöntemi tekrar ederek diyor ki anladığınız dilden gönderdim anlamında apaçık Arapça ile gönderdim diyor. Yani Kureyşliler birbirinizi anlamak için, biriniz diğerinize bir şey anlatmak için nasıl aranızda şu konuştuğunuz dili konuşuyorsunuz? İşte o dilden, o lehçeden ben size gönderiyorum ki bunu, hiç kimse yarın karşıma çıktığında biz anlamadık sen ne gönderdin demesin. Bir başka ayette de aynı cümleden olarak biz onlara anlamadıkları dilden söyleyen bir elçi gönderseydik, o zaman bu elçi, bu adam ne söylüyor, bir anlayan olsa da bize anlatsaydı, yani bir anlayan olsa da bize açıklasa idi derlerdi diyor. Yani bu açıkça anlaşılıyor ki Allah dininin kulları tarafından anlaşılmasını istemiş. İstediği içindir ki gerçekten anlaşılır bir şekilde dinini açıklığıyla göndermiş. Onu, hükümlerini, tafsilatını, yani açılması gereken yerlerini de yine kendisinin anlatacağını, kendisinin açacağını yine ayetlerde belirtmiş. Bu itibarla tebliğ denilebilmesi için bir şeye onun anlaşılır olması lazım. Bir, iki, ne anlatılmak isteniyorsa ona taalluk etmesi lazım. Yani örneğin elmayı anlatmak, tanıtmak istiyorum size. Öyle anlatmalı, öyle canlandırmalıyım ki yani onu gözünüzde canlandırabilmeli ve elma şöyle bir şeymiş, tadıyla, şekliyle, rengiyle, kokusuyla, her neyse o şekilde anlamalı ve siz de bir başkasına anlatabilmelisiniz. Ben size bunu yapıyorum derken elma ile armudu karıştırır da zaman zaman armudun sıfatlarını da kullanarak anlatırsam, o zaman elmayı anlatıyorum diye armudu da anlatacağımdan siz de öyle anlayacak, siz de işi karıştırarak başkalarına anlatacaksınız. Dolayısıyla iş daha başından karışmaya başlayacak. Yani İslam anlatıyorsanız gerçekten anlattığınız İslam olmalı. İslam anlatıyorum diye millet hurafe anlatıyor, şu bu vaizden duyduğunu anlatıyor, anlattığının adını da İslam koyuyor. Böyle İslam olmaz.
biraz onunla akıllı başlı konuşmaya kalkarsanız kendisinde bulunan çelişkiyi dışa vurmak, açığa çıkarmak da çok kolaylıkla göz önüne çıkıyor yani. Mesela bir gün bir televizyon konuşmasında Emine Şenlikoğlu galiba oydu, evet. İşte karşısındaki devrimci Atatürk'ü layık mayık olduğunu söyleyen bir profesör ona bazı şeyler söylüyor. O da işte kadınların sesinin duyulması şöyle böyle aslında caiz değil, televizyona da çıkmamız caiz değil. Peki diyor kadın, öyle de niye sizinle karşımda konuşuyorsunuz diyor o Atatürkçü kadın. O da diyor ki işte İslami bir düzen kurulana kadar diyor biz bunu yapacağız, ondan sonra evlerimize çekileceğiz filan. Yani bu apaçık çelişkili bir durum. Yani İslami düzen kurulana kadar günah işleyeceğiz demek bu. Çünkü bunu caiz görmediğine göre günah görüyorsun. Ondan sonra günah işlemeyi durduracağız. Peki o zamana kadar sağ kalacağını, istiğfar etme fırsatı bulacağını nereden biliyorsun? Derse karşı taraf, bilmediği için getiremiyor arkasını. Getirse iyice ofsayttesin yani. Hakem sana kırmızı kart gösterecek mübarek. Yani sen bu oyunun oyuncusu değilsin. Sen voleybol oynuyorum diye çıkmışsın, ayağından başka bir şey vurmuyorsun topa. Bunun neresi voleybol lan? Voleybol elle oynanan oyuna denir. Ayak vurdu mu düdük çalar. E sen bu oyuna elle oynuyorsun, oynadığın adını, oyunun adına da voleybol diyorsun. Ayak topu oynuyorum dediğin halde. Yani İslam anlatıyorum diyen insan, İslam anlatırsa bu İslam olur, İslam'ın tebliği olur. Yoksa İslam diye başka şeyler anlatırsa, öyle duyduğu şeyleri, bunun adı İslam da olmaz, tebliğ de olmaz. Belki anlattığı şeyi açık açık anlarız da, anlattığı şey İslam olmadığı için İslam'ı açık açık anladık demek mümkün olmaz. Çünkü anlattığı şey İslam değildir. Bu itibarla insan, birisi çok çenesi düşük olabilir, çok konuşabilir, çok laf azan olabilir filan. Ama neden bahsediyor, ne söylüyor? Bu önemli. Konumuz ne? Şu. Siz konunun dışına çıkıyor, başka şeyleri anlatıyorsanız, anlasak o başka anlattığınız başka şeyleri anlarız. Yoksa konumuzu anlamayız. Çünkü konumuzu anlamak için konunun dışına çıkmadan konuyu konuşmamız lazım. Bunlar konuyu konuşmuyorlar. Adına genel olarak İslam deyi verip çıkıyorlar. Böyle şey olmaz. Onun için de zaten ortalık ana baba günü oluyor. Kavram kargaşalığından geçilmiyor. Yani kimse kimseye dert anlatamıyor. Kimse kimsenin dediğini anlamıyor. Bu bakımdan bir şeyin tebliğ olması için bir kere o şeye taalluk eden söz ve davranışlar olması lazım. Birinci kayıt. O şeye, yani nedir konumuz? Buğday ekimi. Tamam, buğday ekimine taalluk etmeli. İslam, İslam'a taalluk etmeli ve İslam'dan deliller getirmeli, İslam'ı İslam'la açıklamalı, Kur'an'a Kur'an'dan açıklama getirmelisiniz. Yani onun dışına çıkmamalısınız, peygamberden bahsetmelisiniz. Evliyalar üzerinde kimsenin ittifak etmediği bir sürü adamlardan bana delil vererek İslam anlatamazsınız. Çünkü İslam'ı onlar belirlemedi, Allah belirliyor, o da kitabında belirliyor. Öyleyse bana o zaman Allah'tan ve onun kitabından konuşmalısınız ki İslam'dan konuştuğunuzu anlayayım. Tabii kimi çarpık kafaların yaptığı gibi okuduğu ayetin tam tersinden anlamlar çıkaranların yaptıkları da Kur'an'dan konuşuyorum demesine rağmen Kur'an'dan konuşma sayılmaz. Örneğin Demirel her okuyuşunda Kur'an-ı Kerim'den demokrasi çıkarıyormuş. Öyle söylüyordu Köprü dergisiyle yaptığı bir röportajda. Örneğin İzmir'de bize, burada bulunan bazı arkadaşların da şahit olduğu gibi, biz size dinde ruhbanlık yazmadık fakat siz kendiniz için yazdınız ama sonunda ona da uymadınız diye Yahudilere ve Hristiyanlara hitap eden Allah-u Teala, kendiniz kanun yapını caiz görmüyor, yani böyle bir şey değil. Bizim münasip gördüğümüzü siz münasip görmediniz, siz kendiniz için bir şeyler münasip gördünüz, öyle yaptınız ama ona da uymadınız. Yani ben sizin nerenizden tutayım, hangi hafifletici sebeplerle sizi mağfiret edeyim anlamına gelen ayeti tam tersine, efendim bu ayetten diyor adam açık açık Allah insanlar kendileri için kanunu yapsınlar ona da uysunlar diyor diye anlam çıkarıyor. Yani nasıl bir kafadır bu bilmiyorum, dünyada kaç tane benzeri var bilemiyorum. Laiklik asıl İslam'da varmış, Avrupa bilmiyormuş, biz Müslüman olarak Avrupa'ya laiklik öğretmeliymişiz. Karagüllerin çifte sarılı yumurtası. Erbakan da geçen gün aynı yumurtadan gene yumurtladı, tekrarladı. Neresi İslam birader? Yani siz ya sopa yeme saymasını bilmeyen adamlarsınız. Milletin cehlinden bir istifade, nam yapmış adam olarak ne konuşursam ne olsa amin diyorlar. Bizim vaiz Kara Hamza'nın yaptığı gibi. Şam'da okumuş bir arkadaşımdı benim, yakında vefat etti kalp krizinden. Keskinli.
Çok enteresan bir tipti böyle. Lafını sözünü de çekmez. Biraz da gırgırı ağır bastığından fazla ciddiye alınmaz. Aslında çok ciddi de düşünceleri, sözleri olan birisi. Ulan diyor, bu millet mal gibi, ne desem diyor Arapça, hepsine amin diyor. Bir gün ne yaptım diyor vaazda. Açtım elimi, Arapça diyor, hepsini. Arapça iyi biliyor. Mısır'da okumuş, Şam'da okumuş falan. Sizin gibi anlayışsız, kulağının yerine omuzlarını, yani omuzunu lafa verenlerin Allah kahretsin, belasını versin diyorum diyor. Amin. Ne kafasız, anlayışsız insanlarsınız. Bugüne kadar neler söyledim, şuradan girdi, şuradan çıktı diyorum. Elimle de işaret ediyorum da. Amin diyorlar diyor. Helak etsin Allah sizin gibi cemaati. Amin. En sonunda dedim ki diyor, bir sürü amin dedirdikten sonra, koca Etlik Camisi'nde. Ondan sonra, deminden beri ben size neler okudum da amin dediniz biliyor musunuz dedim diyor. Hiç kimseden ses yok. Başından sonuna kadar bela okudum sizin gibi cemaata dedim. Bu sefer Türkçe anladığınız dilden söylüyorum. Allah belanızı versin sizin emi dedim. Diyor. Hiç amin yok bu sefer. Anlamadığına amin diyor, anladığına hiçbir şey yok. Yani insanlar gerçekten, hani şu enteresan bir olay ama yani genel gerçeği de çok iyi anlayış şey yapıyor, yani ifade ediyor. Böyle yahu, böyle olur mu? Neye amin diyeceğiz, neye amin demeyeceğiz? Yani anlamadığın şeye ben niye el kaldırayım da amin, sakana, sukana, ne sakana, sukana, kaç kişi anlıyor lan bunu? Türkçesini okusana, burada herkes Türkçe biliyor ya. Hala yani bizim arkadaşlarımızda da bu rahatsızlık var. Beyler, eğer söyleyeceğiniz bir dilde Kürtçe bir söz mü nakledeceğiz? Herkes Kürtçe anlıyorsa nakledin, Allah rızası için. Tamam, hiç itiraz etmiyorum. Kürtçenin, Türkçenin, Arapçanın birbirine dayılığı, amcalığı yok. Ama bir şeyi yalnız siz biliyorsunuz da başkası bilmiyorsa, varsayalım ki ben Fransızca bilsem de söyleyeceğim laflarına böyle Fransızcasını söylesem ne anlamı var bunun? Hiçbir anlamı yok. Üstelik de insanları komplekse kaptırıyor. Yani işte biz bilmiyoruz, o biliyor. Daha peşinen bunu mu kabul ettirmek istiyorsun? Şu vaaz üslubundan kurbanınız olun, ruhban üslubundan kurtulun ya. Türkçesini konuşun. Kaç kişi Arapça biliyor şurada? Kaç kişi belki. Yani 10 tane, 50 tane, 100 tane ayeti Arapçasını hıfzından okumak demek, Arapça bilmek demek de değil ayrıca. Değil mi? O zaman niye? Biz bari yapmayalım bunu ya. Yani bu komplekse biz bari kendimizi kaptırmayalım. Yani anlaşılır olmak söz konusu diyoruz. Biz de vaazlar gibi evvela Arapçasıyla başlıyor. Hiç manası yok bunun. Halkı mı etkilemek istiyoruz? Bu demagogluk oluyor işte demin okuduğum tanıma göre. Halkın peşin ön yargılarından ve birikmiş kültüründen yararlanarak halka önderlik etmeye kalkın. Hiç anlamı yok. Peygamber'e hiçbir peygamber kavmine yabancı dilden konuşmadı beyler. Hiçbir peygamber kavmine yabancı dilden konuşmadı. Kendi kavminin diliyle konuştu. Allah'ın sünneti bu. Onun için siz de kendi kavminize o kavmini anlamadığı dilden konuşmayın. Arar sorar tahkik eder o zaman başvurun. Hay hay işte Arapçası nereden? Ha, Arapçası burada. Baş üstüne bir şey demiyoruz. Ama Türkçe biliyor, Türkçe konuşuluyorsa şurada herkes Türkçesini söylesin bunu. Yani Kürtçesini veya Arapçasını söylemenin hiçbir anlamı yok. Bulunduğunuz bütün mekanlarda böyle yapmanızda yarar var. Yani. Bu surette belki bir kötü alışkanlığı daha sona erdirmede bir çığırda biz açmış oluruz inşallah bizler yani. Evet, tebliğin açık olması lazım. Açıklığın amacı, açıklık nerede varır tabanına dayanır? Muhatayabileceği hudutlarda tavanına dayanır. Yani açıklık gerçekleşmiş olur. Siz anlattınız, kime filan anlattınız. Ona soruyorsun, yani anladınız mı? Ben size şunu anlatmak istedim. Anladın mı? Evet. Bir anlat bakalım. Anlattım, tamam. İşte o zaman siz tebliğ ettiniz demektir. Yoksa ben söyledim, bitti, bunun adı tebliğ olamaz. Olabilemez yani. Belki sizin ıstılahınız, kullandığınız kelimelerin onun kafasındaki karşılıkları aynı değil. Aynı kelimeleri kullanmanıza rağmen farklı anlamları var. Yani basit bir örneği dün anlattım da hepimiz güldük ya. Mesela Türkiye Türkçesinde de kayık kelimesi var. Azeri Türkçesinde de kayık kelimesi var. Azeri Türkçesinde kayık kelimesi gemi anlamına geliyor. İran-Irak savaşı sırasında İran radyosunun Türkçe spikeri diyor ki Halici Fars'ta diyor 3 Irak kayığını batırmışık diyor. Burada dinleyen Türkiye'ye hitap ediyor şimdi bu. Burada dinleyen gülüyor. Ulan 3 kayık batırmışlar, savaş kazandık diye hava atıyor. Halbuki onların amacı o değil. Yani kayık gemi. O zaman mübarekler Türkiye'ye konuşuyorsunuz. Azerbaycan Türklerine konuşmuyorsunuz siz. O zaman gemi de.
demen lazım. Demedin mi? Ha, burada ciddiye alınacak olayı ben burada gülüyorum. Kendimi zapt edemiyorum üstelik. Sen de gülüyorsun. Herkes gülüyor. Yani üç kayık batırdı. Yani bu çok basit bir örnek belki ama kelimelerin, müşterek kelimeler kullanıyoruz. Ana dili bir olanlar. Fakat o kelimelerin mekan, zaman ve başka faktörlerin de etkisiyle teşekkül etmiş farklı anlamları oluyor. O farklı anlamlar ister istemez o kelimelerle konuşan adamların, insanların birbirini anladığı zehabını, zannını uyandırıyor belki ama bir kısa süre sonra ne anladıkları ne de anlaşabildikleri görülüyor. Yani maalesef tam tersi sonuçlar çıkıyor. O bakımdan tebliğ olabilmesi için buna da çok dikkat etmekte. Yani kavram anlamları, mesela şu kelimeyi kullandım, ne manaya kullanıyorum? O konuda da açıklık getirmek zorundasınız. Çünkü senin kafandaki anlamıyla bunun kafa anlattığın adamın, anlasın diye anlattığın adamın kafasındaki anlamı aynı olmayabilir ve çoğu kez de aynı olmuyor, dikkat edin. Keramet deyince ben de kullanıyorum, sen de, bir tasavvufçu da kullanıyor. Fakat onun kafasındaki manası farklı, benim kafamdaki mana farklı. Böyle olunca birbirimizi anladığımızı, he var mı var, şimdi keramet var mı dese birisi, ben yok diyebilir miyim? Kur'an'ı esas alan adam olarak var diyeceğim. Değil mi? Keramet var hakikaten, yok. Var. Fakat mutlaka açıklığa kavuşturmam lazım. Var deyince toplumdaki genel bilgiyle muhatabımdaki bilgi aynı. Benim bilgim şu anda istisnai ve garip bir bilgi. Yani sahibi az olan bir bilgi. Böyle olunca onun dediğini kabul etmiş konuma düşüyorum. Öyle olmadığını açıklığa kavuşturmak, keramet iyi Müslüman olmaktır. Keramet duvarın arkasını görmek, bilmem yaş ağacı, şey, kuru ağacı yeşertmek, ölüyü diriltmek, bunlar keramettir. Böyle şeyler keramettir. Takva sahibi Müslüman olmaktır, kerim olmak. Keramet de bunu yapabilmenin adıdır. Hepsi bu kadar. Bu açıklığı getirmek, o kelimenin farklı anlamlarını vurgulamak zorundayım. Başka türlü anlaşıldığımı sanırım, anlaştığımızı sanırız ama birbirimizi aldatmışız gibi bir sonuç çıkar daha dört adım atmadan. Nitekim de Türkiye'de ve dünyada Müslümanların hali ahvali bu. Böyle olmuyor mu? Bu duruma düşmemek lazım. Yani açık olması lazım. Konunun dışına çıkılmaması lazım. Açık ve muhatabın anlayacağı şekilde söylenmesi lazım. Sözlü, yazılı veya davranışla açıklanabilir kimi şeyler. Üçüyle birden de açıklanabilir. Fakat her halükarda anlaşılır olur. İnandırıcı olması için, ki o ayrı bir konu, yani tebliğin inandırıcı olması için, tebliğ edenin inanarak
yani anlatmaya çalıştığı şeyi inanarak, doğruluğuna inanarak anlatması lazım. Yani samimiyet dediğimiz faktör var burada. İçtenlik. İnanarak anlatıyorsunuz. Bu budur. Ve davranıyorsanız bir de, yani söyledikleriniz gibi de hareket ediyorsanız, inandırıcılık şeyini daha da ağır basar hale getiriyor. Çünkü söylediklerinizle amil olmak insanların sizden beklediği şeydir normal olarak. Mesela hırsızlar arasında bile bir hırsız arkadaşlarına dese ki, ya ben valla işte şu tür hırsızlıkta teklifini kimden alsan varım arkadaş. Apartman soygununa varım. Dedi. Lafla dedi. Ama hırsızlardan ikisi çıktı günün birinde de, ya arkadaş ya ne var? Şöyle şöyle bir apartman duyduk, bunu soyalım. Ben yokum arkadaş. Dedi mi? Mesela inandırıcı olmaktan o andan itibaren hırsızların gözünde üçüncü hırsız çıkar. İnandırıcı olmaktan çıkar. Ama tamam varım, planını beraber yapalım, işte merdiveni kim tutacak, kim nereden girecek, nereden çıkacak, ne zaman, hangi vakitte soyacağız, hangi gün falan. Neyse yani işin içine girerse, yani söylediğini bir de amelen yaparsa, hırsızların nezdinde o da inandırıcı hırsız olur. Yani öyle değil mi? Hırsızlıkta bile inandırıcılığa ihtiyaç var. En eğri işlerde bile, mafyada ne senet vardır, ne çek vardır, ne yazılı anayasa vardır, ne kanun vardır, ama en çok kanunlarına riayet eden kesimin onlar olduğunu görüyoruz. Çünkü amelen yapıyorlar, yani lafta kalmıyor. Bir söylüyor ve bitti. Yani şunu temizleyin diyor, temizliyor. Misal. Hasmı veya dostu. Şu diyor, bu yaramaz, bu gevşek davrandı, bu işte bunu diyor şey yap. Baba olarak yani temize havale edin, bitti ve ediyorlar. Onun için o düzen yürüyor. Yani en eğri alanda dahi çok doğrular. Yani doğrular söylediklerini yerine getiriyorlar. Bundan dolayı inandırıcılar, hasmının da dostunun da gözünde. Yani aynı gruptan başka çeteler gözünde de öyle. Düşmanı olan insanların gözünde de öyle. Yani vururum diyor vuruyor, dükkanını yakarım diyor yakıyor. Onun için adam tahsildara davrandığından, devletin vergi memuruna davrandığından daha iyi davranıp ona olan vergisini daha dikkatle veriyor. Çünkü bu dediğini yapar yani. Yani devlet belki vakit verir, bilmem ne yapar, mahkemesi vardır, falanı vardır, filanı vardır diyebiliyor, ama mafya bunların hiçbirini diyemiyor. Diyemediği için sözünün daha fazla eri görüyor mafyayı. Onun için de dediğini yerine getiriyor. Güvendirici olmanın, inandırıcı olmanın yolu önce insanın söylediklerine kendinin güvenmesinden geçiyor. Kendine güvenmeyen başkalarına güven veremez. Gerçekten kendine güveni olmayanın başkalarına güven aşılaması, başkalarına güven vermesi, başkalarına kendini güvenilir kişi olarak tanıtabilmesi güç olduğu gibi başkalarının da kendine güvenmesini güçleştirir. Tebliğin inandırıcı olmasında belli faktörlerden en ağırlıklı olanı da güven unsurudur malum. Evet, biz çok daha fazla durmayalım. Bunlar tümüyle bilmediğiniz şeyler değil. Biz belki bildiklerinizi bir hizaya, bir tertibe sokmaya çalışıyor veya onu yapmaya uğraşıyoruz. O kadar. Diğer bir başlığımız Kur'an'ı anlamada usul. Yani Kur'an'ı biz nasıl anlayacağız? Önce bakalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında, yani Kur'an'ın inmeye başladığı ve indiği 23 kameri yıl zarfında Kur'an nasıl anlaşılmış? Ana dil Arapça olmasına rağmen bütün insanlar Kur'an'ı gerektiği gibi anlamamışlar. Anlamamalarının sebebi Kur'an'ın anlaşılmazlığından kaynaklanmıyor, kendilerindeki çarpıklıktan kaynaklanıyor. Bir, kendi ihmali, zayıflığı, zihni kavrayışının zayıflığı filan gibi, insani acizden kaynaklandığı gibi, diğeri başka hesaplarla dinliyor Kur'an ayetlerini. Başka düşünceler, başka şeyler altında, faktörlerin tesiriyle ona bakıyor, ona kulak veriyor. Ondan dolayı anlamak istemediği için anlamıyor. Yoksa bal gibi anlaşılır bir kitap yani. Rahat anlaşılır bir kitap. Onlar bile böyle iken, hatta bazı ayetleri ana dili Arapça olan kimselerin peygambere hiç de vurgulamak istediği anlamda olduğunu anlamamış ve tam ters manalar çıkarmış olarak sorular sorduklarını dahi görüyoruz. O meşhur Hatemi Tayi midir yahut da kimdir? Efendim?
Adi bin Hatem işte ana dili Arapça Gassan kabilesinin emiri midir nedir veya Tay kabilesinin neyse. Ondan sonra ana dili de Arapça olmasına rağmen onlar Rablerini şey ruhbanlarını Rab edindiler ayeti yanında okunurken kendiliğinden peygambere tepki göstererek yani tepkisi şöyle. Biz diyor Hristiyanken yani o yeni Müslüman olmuş ya ruhbanlarımızı Rab edinmezdik diyor. Yani tepki gösteriyor böyle. Halbuki ayetin manası açık. Ama peygamberin onun bu itirazı ya da tepkisi karşısında Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediği haberi bize geliyor. Siz diyor ruhbanlarınızın haram dediğini haram bilir. Onların farz dediğini farz bilir miydiniz? Yani böyle mi yapardınız? Bu da diyor evet. İşte diyor ruhbanlarını Rab edinmek budur. Yani ayetin bu anlama geldiğini mesela o belki yeni Hristiyanlıktan çıktığı için daha o kavramı yani Hristiyanlığın kendisindeki şeylerin tümüyle tasfiye edemediği, temizleyemediği için böyle dediği artık hangi faktörle dediği bilmiyoruz ama böyle dediğiyle ilgili haber geliyor bize. Ve bu gösteriyor ki ana dili Arapça olmasına rağmen kimi kimseler anlamıyorlar. Mesela biz de günümüzde ana dilimiz Türkçe, Türkçe konuşuyoruz. Buna rağmen kimi zaman birimiz bir şey söylüyor, öbürümüz anlamadım ya bir daha söyler misin diyoruz. Yani dikkat et duymadım demiyoruz. Bak duymadım bir daha söyle ayrı. Ne dedin duymadım bir daha söyle ayrı. Ama söylediğini anladığımız yani anlamadık. Anlamadım bir daha söyler misin? Söylüyor ondan sonra bu şu manaya mı gelir bilmem ne mi filan diye yani muhatabına daha da soru soruyor o sözünü iyice anlayabilmek için. Ana dili aynı olan insanlar arasında dahi bu gibi şeyler ola geliyor. Yani sürüyor. Hep süre gelmiş. Öyleyse ana dili Arapça olanlar arasında da bu türden anlamazlıklar olacaktır. Bunun için peygamberin zamanında bile soruluyordu. Bugün de sorulacaktır muhakkak. Şimdi bizler ki ana dili Türk Arapça olmayan insanlarız. Müslümanlarız ama ana dili Arapça olmayan Müslümanlarız. Bizim de Kur'an'ı anlamaya ihtiyacımız var. Çünkü onunla amel edeceğiz. Ona göre itikad edeceğiz. Nasıl yapacağız bu işi? Elbette ki tercümesinden yapacağız. Hastalığı yani hastası olan bir toplumda herkesin toplumu doktor olmasına ihtiyaç yok. Böyle olunca hastaları iyileştirecek miktarda, onlarla meşgul olacak miktarda doktorun bulunması nasıl aklende naklende farz-ı kifaye ise bir toplumda da anlamadığı dilden kitapları o toplumun tümünü bilecek çevirmenlerin olması farz-ı kifayedir. Onların olması bu işi, bu ihtiyacı giderir ve büyük ezici çoğunluk onların yaptığı tercümelerden yararlanır. Bilahare imkan bulan kendi de tahkik eder. Tercümelerinden onu anlamaya çalışacağız. Şimdi Kur'an yaşanan bir hayat içerisinde 23 yıl boyunca inmiş ayetlerden oluşan bir kitap olduğu için yaşanan bir hayat deyimini kasten kullanıyorum. Gerçek de öyle de. O hayat içerisinde cereyan eden bir takım olaylar var. O hayat içerisinde enteresan olaylar var. Fevkalade olaylar var. Adi olaylar var. Yani adi her zaman ola gelen anlamında söylüyorum. Hep tekrar edip duran olaylar. Ve gelen ayetlerden birçoğu da yaşanılan hayata taalluk ettiği için o hayatla ilgili doğrudan ilintili belki o tür olayları ilk açıklayan, ilk açıklığa kavuşturan ayetler olması bakımından önemli. Böyle olunca o olayları o gün yaşayanlar biliyor, görüyordu. Hatta yaşanan bir olayı, olayla ilgili inmiş bir ayeti duyan ama olaydan haberi olmayan şehir dışında veya işte deve sürüsünün başında filan insanlar var. Az da olsa Müslüman. Onlar olayı yaşarken anlayanlar gibi anlamıyor, anlayışta eksiklikleri kalıyordu ve soruyordular. Yani bu ne münasebetle indi yahut ne oldu? Anlatabiliyor muyum? Veya bir davranış bunun tersinden görüyorlar. Örneğin o güne kadar evlerinde içki bulunduran, içki ticareti yapan, içki alıp satan insanların içkilerini döktüğünü görüyor birisi dışarıdan gelmiş. Ya ne oluyor filan yani işi görerek soruyor. Diyorlar ki o zaman işte içkiyi haram eden ayet nazil oldu. Onun için herkes içkisini döküyor. O zaman ayetin geldiğinden haberi oluyor. Yani olaylarla ayetler hayattan kopuk olmadığı için vahiy, hayata taalluk eden şeyler olduğu için hayatı da bilmek, o günkü hayatı bilmek, peygamberin hayatını bilmek,
Tabi bunları bilmekte yine Kur'an bilgisine birinci derecede başvurarak bilmekte yarar var. Onun dışına taşmamak anlamında söylemiyorum. Onun dışında da onun çizdiği usule, esaslara uymak kaydıyla ne kadar dikkatle başka kaynaklar izlenirse o nispetle, isabetle tespitler yapılabilir. Yani Kur'an, Kur'an'la anlaşılır. Kur'an, dil ile anlaşılır. Kur'an, peygamberin hayatıyla anlaşılır. Kur'an, o gün cereyan eden günlük olaylarla anlaşılır. Tarihle anlaşılır. Cahiliye kültürüne taalluk eden ayetleri anlamak için cahiliye kültürünü bilmek gerekir. Örneğin, mezara çaput bağlamanın ne olduğunu biliyorsunuz, görüyorsunuz filanı, bağlarken görmüşsünüz filan ama Türklerin İslam'dan önceki dininde bunun yerinin ne olduğunu bilirseniz, nereden geldiğini bildiğiniz gibi İslam'daki anlamsızlığını da bilirsiniz. Yoksa bir Müslümanın Müslüman ölüsü olduğunu bildiğiniz bir adamın kabrine üstündeki ağaca çabut bağlarken görmeniz onu İslami bir davranış zannettirebilir insana. Nitekim de kitleler hala öyle zannediyor. Bu bakımdan birçok faktörü göz önünde bulundurmak, mümkün mertebe bu faktörleri çoğaltmaktaki kastımız asla insanlara Kur'an'ı anlamayı zorlaştırmak, onu anlamanın önündeki engelleri artırmak değil, bilakis ayıklamaya, azaltmaya çalışıyor. Hatta hiç engel elimizden gelse bırakmamaya çalışıyoruz. Ama şu bilinmeli ki, insan ne kadar yenisi olursa olsun bir işin, Kur'an'ı anlama işi de bir iştir. Ne kadar uğraşırsa, ne kadar çaba sarf ederse, ne kadar üstüne düşerse, tekrar tekrar bu işi yaparsa, elbette ki başlangıcına nispetle, tarının her birinden sonra, her bir tekrardan sonra çok daha iyi öğrenmiş, en azından bir öncekine nispetle daha fazla öğrenmiş olacaktır. İnsanın kendini vermesine bağlı bu şey. Meşgul olmasına, gündemine sokmasına, gündemini doldurtmasına bağlı. Bir insanın ucundan tuttuğu bir işin erbabı olması mümkün değilken, kafasını onunla bozduğu bir işin erbabı olduğunu çoğu kez hayat bize gösteriyor. Hani mesela 1000 yılın bir başı insan tıraş ederek berber olunmaz. Ama sabah akşam bir berberin yanına çırak durardı. Çırak durmana rağmen dışarıyı seyretmez de hep berberin elinde usturada olursa gözüm, elbette ki bir hafta değilse bir ayda, bir ay değilse 6 ay sonra sen de tıraş etmeyi öğrenirsin. Fakat ustan tıraş ederken elin tazı tutar da müşterinin çenesinde camdan yoldan gelip geçenlere bakarsan 20 senede çırak dursan bir tıraş etmeyi bile belli yapar. Her iş böyle değil mi? Yani bir tek iş var çalışılarak, gayret sarf edilerek öğrenilemeyen, o da peygamberlik. Allah'ın seçmesiyle oluyor. Onun dışındaki bütün işler, cümle alem işler uğraşı işi. Uğraşma ve istidadı nispetinde, uğraşısı nispetinde insanlar uğraştığı işin erbabı, kompedanı, uzmanı oluyorlar. İslam'ı anlamak, Kur'an'ı anlamak da aynı cümledendir. Uğraşmayla ilgilidir. Fizik kitabı olsun, yurttaşlık veya coğrafya kitabı olsun, isterse Kur'an olsun. Hiçbir kitap bir okunmada alimi olunmaz hiçbir kitabı. Ne fiziğin, ne coğrafyanın, ne bilmem ne. Bir okumada şu kadar bellersen, ikinci okumada bu kadar daha, üçüncüde bu kadar daha derken onunla hemhal ola ola ona yan bilgiler veren, yani ondaki bilgilerin açıklanmasında size ışık tutan başka şeyler de öğrenirseniz böylece gide gide o kitabın uzmanı, o kitabı, kitap kaybolsa bile o kitabı yeniden yazacak hale gelir insan tabir caizse. Hani giderek. Ama bu meşguliyete, meşguliyetin yoğunluğuna bağlı bir keyfiyet. Evet, Kur'an'ı anlamada genel olarak bizim tasvip ettiğimiz, takip etmesinde yarar gördüğümüz esas şeyler bunlar. Tabii daha çok tafsilatlandırmak belki mümkün, laf kalabalığı yapmak mümkün ama unuttuğumuz şeyler de olabilir. Önemine binaen hatırınıza gelirse ileride bize hatırlatırsınız veya burada söylemek, eklemek isteyen olursa. Ama yapılan tercümelerdeki yanlışlıkları gördükçe de insan hangi tercümeye güveneceğim sorusunun çokça piyasada tedavül ettiğini görüyoruz. Bu açıdan da ben şahsen biraz daha az sakıncalı bir yol buldum. İşte 3-5 tane ayrı ayrı tercümeye bakıyorum, meale bakıyorum. Daha daraldı mı ya bu ayette şu kelime, şu şöyle tercüme etmiş. Yani sabahleyin söz konusu oldu ya orada. Ne, lil eskanı mı dedik, ne dedik bir kelime, çene kelimesi. Eskan değil mi? Ha.
Bu çene anlamına geliyorsa hadi şurada şu tercümede çene anlamı iyi tuttu da öbür tercümede çenelerinin üzerine onlar secde ederler diyor. Tövbe tövbe. Ulan çenemin üstüne secde diyorum. Alnım yere değmiyor. Çığ yukarıda kalıyor. Alnıma yapıyorum çenem yukarıda kalıyor. Nasıl çenesinin üstüne secde eden kavim hiç duyulmuş mu? Nasıl yapılır bu tercüme? Yapmış işte bir akıllımız. Akıllımız eksik değil ya toplum olarak. Yani bu gibi şeyler de tabii insanların güvenliğini nispeten sarsıyor. Zaten hani Allah Allah'ın hatayı öğretiyoruz bu konuda. Bir de birileri gelip çöp kıstırınca iş berbat oluyor tabii. At alıp başını kaçıyor. Gerçekten güçlüklerle karşı karşıyayız ama ne yapalım? Buna rağmen oturup yapacak vaktimiz de belki yeteneğimiz de yok ama mümkün mertebe böyle ona buna ikaz ederek hata daha az diyelim, hiç yok, mümkün olacak mı bilmiyorum ama mealler çıkmasına yardımcı olmakta yarar olmalı, zaruret olmalı efendim. Kur'an anlamayı sadece meallerle sınırlamak değil de tefsirle sanki ayrılma bir parça gibi zikretmek lazım. Yani tefsirlere rağmen Kur'an anlaşılır mı? Tefsirlere rağmen Kur'an anlaşılır. Yani bu söz düşünüldüğünde Kur'an'ı en iyi anlayanların ortalıkta hiçbir tefsir yokken anladıklarını biliyoruz. Anlayan kişiler olduklarını biliyoruz örneğin. Yani mesela Peygamberimize Kur'an'ı tefsir eden kimse mi vardı? Veya sahabeye? Yok yani hiçbir kimse daha tefsir yazmamışken Kur'an çok iyi anlaşılmış. Tefsirler çok yazıldıkça Kur'an az anlaşılmaya başlamış işin garibi. Bununla birlikte onları atalım, hiçbir şeye saymayalım manasına gelecek sözler olarak algılamayın bunları. Yani o amaçla söylemiyorum. Fakat Kur'an'ın genel esprisini kavramamış bir kimseyi tefsirlere daldırmakta şahsi kanaatim kabul zorunluluğunuz yok hiçbir zaman. Ama büyük tehlikeler görüyorum. Çünkü tefsir okumuş bir insan olarak boyuna kadar bir sürü bozuk, yanlış anlayışlar, hurafelerle dolacak. Karşında da hükümet gibi duracak, ben tefsir okudum diye havasını atacak. Senin de hiçbir lafın geçmez olacak onun yanında. Onun ton çekecek, seninki direm bile çekmeyecek. Çok büyük yanlışlar yapılıyor. Yani en azından tefsir okumadan evvel insanlara okumasını tavsiye edeceğimiz kitaplar olmalı önce. Bakın Kur'an okumadan demiyorum, tefsir okumadan diyorum. Tefsir ayrı, Kur'an ayrı. Tefsir Kur'an değil. Zaten adı üstünde Kur'an'ın tefsiri. Yani filan müfessirin füsürdetmesi yani. Şu kadar geçerli, bu kadar geçersiz ayrı mesele. Mesela İsrailiyat, bu nedir kitabın tam adı? Tefsirde İsrailiyat adlı, çok mükemmel olmasa da asgari bilgiler vermesi bakımından ben şahsen çok yararlı görüyorum. Ayrıca Ali Yülkari'nin mevzuatı, Yaşar Gandemir'in mevzuatını, yani hadislerde ne mevzu hadisler, kitaplarına bakmaktan büyük yarar görüyorum. Mesela bu cümleden olarak yine doğrudan bu konularla ilgili diye yazmamış olmasına rağmen Ahmet Yaşar Ocağ'ın kitaplarının okunmasında büyük yarar görüyorum. Çünkü onun ihtisas alanı bu. Hızır meselesinden Mehdi meselesine kadar. Halk inançlarındaki hurafelerin hangi tefsirlerde bulunduğunu tanımak açısından onun kitapları büyük büyük yararı var. Gerçekten yani onun iştigal alanı bu. İslam tarihçisi o. Ve çok çok güzel tespitleri var. Yani iz sürmüş, ne nereden geliyor, nereden gelmiş karışmış. Hani Fırat'ın suyu şuraya kadar, saniyedeki debisi şuyken şuradan sonra şu oluyor. Ne var? Şurada bir kol karışmış. Öyle bir ek su karışmalı, zap suyu, murat suyu bilmem ne. Ondan dolayı o artış olmalı. Yahut şuradan öteye azalıyor. Niye? İşte önüne bilmem ne barajını kurmuşlar da ondan. O barajdan işte sulamaya falan da su çekiyorlar. Ondan dolayı debisi azalmış. Mesela saniyede akıttığı su miktarı değil mi? Böyle iz sürmek, suçluyu yakalamakta, yani nereden geldiğini bulmakta ve yakasına yapışmakta büyük yarar getiriyor. Tefsir bu gibi bilgiler edindikten ve hiç değilse 3-5 defa meal okuduktan sonra dikkatli bir şekilde okunursa elbette yararlanılır. Çünkü ilk düşünen bizler değiliz. Bizden evvel de düşünenler vardı. Usullerinde bir takım yanlışlıklar, onları esaslı çıkmazlara sokmuş olsa bile bizim yanlışlarından doğrularını ayıklayıp doğrularını alını bırakmamız, hiçbir zaman terk etmememiz gereken bir usul olmalı.
O bakımdan doğrudan tefsir okuyup da işin içinden çıkmış bir Allah'ın kuluna ben Türkiye'de rastlamadım bugüne kadar. Ben rastlamadım diye yok demek değil. Gerçekten. Yani havalanması bir tarafa, bir sürü hurafeyi de Kur'an uleması zannediyor kendisini. Halbuki hep köpük, üfürdüğü şeyler, bir sürü şeyler. Buna yol açtığı için mahsurlu görüyorum doğrusu. Yani belirli bazı şeyler yaptıktan sonra tamam. Korkmuyorum. Mesela mayın döşeli olduğu olduğunu kesinlikle bildiğim bir araziye mayın tanıma ile ilgili hiçbir bilgisi olmayan adamı sokarsan sen göz göre göre bu adamı gümleteceksin yani. Evet. Yani bu adamı böyle bir arazide gezdireceksen, başka çaren yoksa, o zaman ya sokmayacağım o araziye ya da mayın nasıl tanınır? Onunla ilgili bir takım bilgiler vermeli de öyle sokmazsın. Yoksa adamı ölüme gönderiyorsun demektir. Gerçekten yani mayın tarlasında bilmeyen bir adam gezer, nasıl gümlerse, parça parça olursa, bu konularda hiçbir bilgisi olmayan adamın da tefsirleri okuması halinde şahsen ben mayından daha fazla parçalayacağı kanaatindeyim. Parçaladıklarını görüyoruz zaten. Ana başlığımız elinizdeki kağıtlarda da görüldüğü gibi sünneti tespitte usul. Yani neyi esas alarak veya neleri esas alarak sünneti Resulullah, kısaca sünnet diyoruz ama asıl durmak istediğimiz, aydınlığa kavuşturmak istediğimiz husus sünneti Resulullah. Bunu tespit edeceğiz, edebiliriz, üzerinde durmak istiyoruz. Malumumuz sünnet bir kişi için veya bir toplum için yapılması adet haline getirilen, yani hep yapılıp duran, o hale gelmiş iş ve davranışlar için kullanılan bir deyimdir. Sünnetullah dendiği zaman Allah-u Teala'nın sünneti, yani onun yapmayı adet haline getirdiği, diğer bir ifadeyle hep yapa geldiği ve değişiklik de göstermeyen şeye denir iken, sünnet-i Resulullah, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın din olarak, İslam dininin peygamberi olarak yapa geldiği, peygamberlik vasfına bağlı olarak yapa geldiği, yapmayı adet edindiği ve Allah tarafından da değişikliğe uğratılmayan hareketlerine, müekket hareketlerine denilir. Gerçi tekit alınan içinde, tekit olunmamış olan içinde, yani ara sıra yapılan veya hep yapılıp duran içinde genel olarak sünnet tabiri kullanılıyor. İse de biz asıl sünnetin tanımıyla ilgili olarak bir görüş ortaya koymakta yarar görüyoruz. Şöyle ki, sünnet-i Resulullah dendiği zaman biliyoruz klasik deyimde, söylemde peygamberin peygamberlik vasfına bakarak veya bakmayarak, bir insan olarak, bir Arap olarak, o iklimde yaşayan, doğmuş, büyümüş ve bir takım alışkanlıkları olan bir insan olarak her ne yaparsa yapsın hepsini kapsayıcı şekilde bir algılamayla karşı karşıya geliyoruz. Ama bizim bu klasik söylemdeki sünnet tanımıyla doğrudan pek alışverişimiz olmamak lazım geldiğini, en azından belli bir süreden beri söylenene sahip olduğumuzu belirtelim. Sünnet-i Resulullah tanımını Kur'an'ı ahlak haline getirme olarak çok özet fakat fevkalade kapsamlı bir tanım ve Müslümanları ilzam edici bir tanım olması bakımından böyle ele almakta yarar görüyoruz. Gerçekten Kur'an'ın ahlak edinilmesi, Kur'an bir yaşam tarzı, bir düşünce biçimi olduğu için, Kur'an'ın ahlak edinilmesi insanı küçüklü büyüklü bütün düşünce ve davranışlarıyla kapsayan bir bütünlüğe sahip olduğundan, eksiği ve noksanı da bulunmadığından, ancak muteber sünnet, yani itibar edilmesi gereken sünnet, tekrar edilmesi, yapılması ya da örnek alınması gereken sünnet olarak bu kapsamın, bu tanımın içine giren, yani Kur'an'ı ahlak edinmenin içine giren anlamlarıyla Resulullah'ın sünnetinin Müslümanları bağlayıcılık vasfı olmalıdır diye düşünüyor ve bu kanaat taşıyoruz.
Bu açıdan bakıldığında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'dan hareketle yapmaya başladığı ya da Kur'an'ın kendisine öğretmesiyle, talimiyle yapa geldiği, yapmaya başladığı ve yapmayı sürdürdüğü şeyler onun sünnetinden, yani onun İslam'ı uygulamasından anlaşılmalıdır. Uygulaması cümlesinden anlaşılmalıdır diye düşünüyoruz. Kişiler biliyorsunuz kendilerine verilen görevlerin de ötesinde sonuç olarak insanoğludurlar. Belli bir ailenin çocuğudur, belli bir muhitin kültürüyle, etkisiyle yetişmiştir. İçinde yaşadığı iklimin, ekonomik şartların, hayat tarzının insanlar üzerinde etkileri olumlu ya da olumsuz görüle gelmiştir. Bütün yeryüzü kurulduğundan bu yana yeryüzünde yaşayan tüm insanlar için geçerli genel kurallar bunlardır. Veya bunlar genel kurallardır. Ama Allah tarafından hangi toplumdan seçilirse seçilsin, seçilen bir elçi kişiliği o topluma rağmen, o toplumdaki bir takım kavramlara, gelişmelere, var olan şeylere rağmen başka bir kişilik haline getirilmek istenmiş ve getirilmiştir de. Yani toplumdan aldığı ahlakı, etkilenmelerini de göz önünde bulunduran Allah, onların yeni bir ahlak sahibi olmasını, yeni bir düşünce tarzı ve yaşam biçimi sahibi olmalarını sağlayacak kuralları onlara gönderdiklerini, öncelikle onlardan başlamak suretiyle toplumlarına da bu kuralların tümünü hakim kılmaya onları yönlendirdiğini görüyoruz. Böyle olunca peygamberin veya da peygamberlerin içinde yaşadığı toplumdan aldığı bir takım alışkanlıkları, bunların hepsi kötü olmayabilir, hepsi bozuk olmayabilir, hepsi anlamsız olmayabilir. Anlamlısı da olur, anlamsız da olabilir ama her halükarda maruf olarak bilinenleri varsa ki, örneğin peygamberimizle ilgili işte akraba ile ilişkiyi kesmeyen, insanların zayıfına, düşkününe yardım eden bir özelliği bulunduğunu bize gelen bilgiler, kendisine vahiy gelmeden önce de bu özellikleri üzerinde taşıdığını gösteriyor. Bu gibi şeyleri İslam maruf olarak tanımladığı için marufu sahipleniyor ve kalmasını, pekiştirilmesini, belki detaylandırılmasını, belki yaramaz yanları varsa dışarıda bırakıyor, eksik yanları varsa tamamlıyor ve bu suretle yaşamasını, yaşama kavuşturmayı hedefliyor. Bunun sonucu olarak da peygamberlerde daha belirgin, sağlam esasla bir kişilik oluşuyor. Düşünsel açıdan ve davranışsal açıdan, davranış bakımlarından bir ayrı kişilik oluşuyor ki ona biz tevhidi kişilik diyebiliriz Kur'an'ın bize sunduğu mesaja dayanarak. Veya böyle tanımlamanın bir eksiği bulunmadığı kanısındayız. Aynı zamanda insan olan, aynı zamanda işte filan kavimden, filan toplumdan olan, aynı zamanda da Allah'ın elçisi olan, yani birden fazla vasfı üzerinde bulunduran peygamberlerin yalnız peygamber olmaları itibariyle Allah'ın gönderdiği dinin mübelliği, açıklayıcısı ve uygulayıcısı olmaları itibariyle hareketleri bu açıdan ele alınabilecek hareketlerinin tümü ümmetini, yani onun getirdiği dine tabi olanları bağlayıcı nitelik taşır diyoruz. Onun dışında devrinin özellikleri, yaşadığı coğrafyanın farklılığı, iklimin farklılığı, kavmindeki bir takım alışkanlık farklılıkları gibi farklılıklarla başka kavimlerin de, başka Müslüman olmuş, onun getirdiği de dine tabi olmuş başka insanların da bağlanma zorunluluğu ya da bu türden alışkanlıklarını başkalarının bağlayıcılık vasfının bulunduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. Örneğin kimi kavimler var ki diyelim tarla faresini yiyorlar. Kimi toplumlar, kimi kabileler, fakat yenebilir bir şey olmasına rağmen herkesin onu yemesi, peygamber de yiyordu varsayalım, kaldı ki yemediğiyle ilgili elimizde nakiller var. Müslüman olan kimsenin onu da yemesi gerekmez, yemeyebilir. Yani mübahlığını kabul etmesi gerekir, lakin her mübahı işlemesi gerekmez insanların. Diğer insanların da böyle yapması gerekmez. Efendim, peygamber hayatı boyunca hep entare giydiyse, bu dininin gereği
olmadığından herkesin entare giymesi gerekmez onun dinine giren. O deveye bindiyse herkesin deveye binmesi gerekmez. Hatta ömründe hiç deve görmeyen, binmeyeni bırak, deve görmeden ölüp giden Müslümanlar da vardır. Olacaktır da bunun hiçbir eksiklik doğurmadığını rahatlıkla söylemek mümkün. İşte bir takım rivayetlere müsteniden söylüyorum, işte kabak yemeğini fazla sevmeye, yok bilmem bir hurma ile birkaç gün idare etmeye filan, insanlar aç kaldığı zaman bir lokma ekmek ya da 3-5 gün götürmek zorundalar. Ne yapacaklar? Yani bunların peygamberlikten kaynaklanan hareket tarzları olduğunu söylemek mümkün değil. İnsan olarak karşılaştığınız zorlukları yenmek, onlarla baş edebilmek ya da edebilmeye uğraşmak durumundasınız hayatiyetinizi devam ettirmek için. O da insan olarak karşılaştığı güçlüklerle, sıkıntılarla baş etmeye çalışmış, o sıkıntıları göğüslemeye uğraşmış bir insan olarak. Peygamberimiz hayatında aç kaldı. Eğer biz hiç aç kalmadık, o zaman iyi Müslüman olamayız, ona benzeyemiyoruz. Biraz da biz olduğu halde yemeyip de aç kalalım gibi bir mantıkla hareket etmek, Peygamberin getirdiği dinin dışına insanı alıp götüren, sürükleyen şeylerdir. Nitekim İslam dininin belirlediği esaslar cümlesinden olarak Allah'ın yarattığı nimetlerden kulunu mahrum bırakarak takvaya yönelmesini istediğine dair en ufak bir delil elimizde bulunmamaktadır. Bu bakımdan tasavvuf kesiminin riyazet genel adıyla adlandırdığı bir nefis terbiye biçimi İslam'da kesinlikle İslam dışı olarak algılanması gereken bir vakadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olduğu halde yemeyen, bulunduğu halde giymeyen bir insan asla olmamıştır. Bulamadığı için yememiş, aç kalmış, bulamadığı için belki giyememiş ama eline geçtiği zaman da kemale afiyetle de yemiş, tıka basa değil. Çünkü tıka basa yerseniz sağlığınız bozulur, nefes alamazsınız, hazmedene, karnınız boşalana kadar canınız çıkar velhasıl. Makul bir insan olarak Allah'ın verdiği nimetlerden hem nefsini yararlandırmış hem başka nefisleri ondan tattırmış, hissedar etmiş, onları da yararlandırmaya çalışmıştır. Bu bakımdan sünnet-i Resulullah olarak anlaşılması lazım gelen, bizim kısaca ve her defasında sünnet diye tekrar ettiğimiz şeyi anlamak ve içine giren şeyleri iyi bilmekte, onun tanımına vakıf olmak bakımından ve kargaşalıklara da yol açılmamasını temin açısından büyük zaruret bulunduğu inancındayız. Çünkü Müslümanların daha birçok konuda olduğu gibi özellikle de bu konuda temelden gelen yanlışlıkları, yanlış algılamaları çoğu kez hatta kimi yerde tümüyle yüzeysellikle uğraşmak, şekilsellikle uğraşmak, formelliğe işi boğmak ve işin esprisini, ruhunu tümüyle unutmak ve ondan uzak kalmak şeklinde sonuç doğurmuş. Müslüman kitleleri de temelden yıkıcı, menfi etkiler doğurmuş. Bunu görüyoruz. Nereden çıktığı belli olmayan kimi şeyler büyük çapta insanları kitleler halinde etkiliyor ve içinden çıkılmaz, laf anlatılmaz, yaptıkları anlaşılmaz manzaralar karşısına çıkarıyor insanı. Tabii kök söküyorsunuz o zaman, yani büyük güçlüklerle karşılaşıyorsunuz ve nasıl anlatacağınızı, nereden başlayacağınızı bilemez hale getiriyor çoğu kez insanı. Bu bakımdan hayat bir bütün. Coğrafyada bir bütün. Dolayısıyla o bütünün içerisinde kendine has özellikleri haiz bölgelerde yaşıyor olmanın Müslüman olmaya ne faydası ne de engeli bulunmadığını bilmek, herhangi bir toplumdan bulunmanın, o toplumun ferdi olmanın yine İslam olmakta insan için engel ya da kolaylık sağlayıcı bir özellik taşımadığını bilmek, insanı rahatlatıyor ve tüm insanlara gönderilmişliğini İslam'ın vurgulayıcı özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Bu bakımdan Resulullah'ın sünnetini tanım olarak aklımıza şu çerçeve dahilinde sokmamızda ve demirbaş haline getirmemizde büyük yarar olduğu inancındayız. Diyoruz ki kısaca Kur'an'ı ahlak edinmek Resulullah'ın en kapsamlı ve en müekked yani hiç terk etmediği sünnetiydi. Yani hep yapa geldiği sünnetiydi. O Kur'an'ın içinde kimi şeyler var ki belli vakitlerde yapılmasını emirler vardır.
kimi şeyler vardır işte fırsat bulursanız yaparsınız. Kimi şeyler vardır ömürde en az bir kere yapılmalı diye istenmiştir. O da belli imkanlara sahip olanlar için. İşte hepsine Allah'ın verdiği öneme riayet etmek, o önem sırasına uymak suretiyle riayet etmenin, onları kuvveden fiile, teoriden pratiğe indirgemenin adı sünnet-i Resulullah olmalı diye düşünüyoruz. Ve bu tanımı bu yüzden doğru buluyoruz. Neyin sünnet olup olmadığını tespitte elbette ki elimizdeki en sağlam elek, en sağlam ölçü, kıstas mutlaka Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim olmalı. Çünkü Abdullah'ın oğlu Muhammed'e İslami kişilik kazandıran düsturlar, kurallar her halükarda Allah'ın kendisine gönderdiği vahiylerden oluşan ve toplandıktan sonraki adı da işte Kur'an olan veya başında da ona Kur'an denilen kitaptan oluşmaktadır. O kitabın içindekilerden oluşmaktadır. Böyle olunca Kur'an'da bulunmayan herhangi bir hususta peygamberden yaptığı veya söylediği bize bildirilen herhangi bir haberi muhakkak Kur'an eleğinden geçirdiğimizde eğer Kur'an eleğinin altına düşüyorsa, üstünde kalmıyorsa, Kur'an'la bağlantısız bir hareketse, bağlantısız derken kastımız şu, yani bir yere gidecekken deveye bindiğiyle ilgili bir haber veya deveyi şöyle sürdüğüyle ilgili bir haber gelmişse, bizim de deveye binmemiz, bizim de işte bilmem defi hacetimiz geldiğinde onun defi haceti geldiği yerde bizimkinin de gelmesinin gerekip gerekmediğiyle ilgili düşünmemiz gerekir ve bunun sünnetle uzaktan yakından alakasının bulunmadığını bilmemiz gerekir. Meşhur Abdullah bin Ömer hadisi diye nakledilen hadisi burada ona değinmek ve onu hatırlatmak istedim. Hani peygamber de bir insandır, o kabak yemeğini patlıcandan çok sevebilir. Müslüman olan bir kimse de patlıcanı ondan, kabaktan daha çok sevebilir. Hatta kabağı hiç yemeyebilir. Böyle yapmak suretiyle peygambere karşı çıkıyor ya da peygambere uymuyor veya onun yaptığı bir işi terk ediyor anlamı asla çıkmaz, çıkarılmamalıdır. Çıkarılması kadar abes bir şey olamaz. Bu tür düşüncenin insanı nerelere kadar götürdüğü uzantılarıyla günümüze kadar gelmiş. Peygamberden kavunun nasıl yenileceğine dair bir rivayetin bulunmaması sebebiyle ömrü boyunca hiç kavun yememeyi sünnete aykırı hareket etmiş olurum endişesiyle tercih ettiği söylenen akıllılar çıkmış, nasıl akıllıysa böyleleri. O gibilere insan, yani bu mantığa hitap ederek söylemek istiyorum. Yemin billah hepiniz çok şey bilmenize de gerek olmadan rahatlıkla söyleyebilirsiniz ki peygamberin uçağa nasıl bindiğiyle ilgili, telefonla nasıl konuştuğuyla ilgili, buzdolabına yemek koyup koymadığıyla ilgili, çamaşır makinesinde çamaşırını yıkayıp yıkamadığıyla ve ila ahir, yani elbisesini ütüleyip ütülemediğiyle, entaresini filan ilgili hiçbir rivayetin bulunmadığına rahatlıkla kalıbınızı basabilirsiniz. O zaman bütün bunları peygamberin nasıl yaptığıyla ilgili bilgimiz bulunmadığı gerekçesiyle aykırı hareket etmiş oluruz sünnete korkusuyla. Bütün bu şeylerden istifadeden kendimizi men etmemiz, uzak tutmamız kadar İslam'ı çağ dışılıkla kendi elimizle suçlamanın aynı anlama geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani İslam 1400 sene evvel yaşanan hayat şartlarını ancak tedbir etmek, çekip çevirmek, düzene koymak üzere gönderilmiş. Ne günümüze, ne dünümüze, ne de yarınımıza hitap etmesi mümkün olmayan, dünümüzü, bugünümüzü, günümüzü efendim çekip çevirmekten aciz bir hayat tarzı demeyi kendi elimizle mümkün hale getirmiş oluruz. Ki bunun kadar İslam dinine iftira, bunun kadar İslam'ı küçük görme, küçük gösterme olamaz. O zaman hiçbir yeniliği istemeyecek bir hayat tarzı öneriliyor demektir bizde. Hiçbir gelişmeyi tasvip etmeyen bir hayat tarzı, bir dünya görüşü bize öneriliyor demek sonucu çıkar ki İslam asla ve kat'a böyle bir şeye en küçük miktarda mıkyasta bile bir yol bırakan bir hayat tarzı, bir düşünce biçimi değildir, olmamıştır da. Ama maalesef Müslümanım diyenlerin akıllarının yarımlılığı,
meseleyi kavramamaları, basit düşünmeleri, yüzeysel bakmaları, gerçeği kavramamaları sonucu İslam gibi görünen bir sürü saçmalıkları ortaya çıkarmışlar ve bu yüzden de İslam'ı da itibardan düşürmüşler. İnsanların ona farklı bakmalarını, tepeden bakmalarına bile sebep olmuşlardır. Yani kafirler yalnız kafirliklerinden dolayı İslam'ı küçük görmüş değiller yani. Yaptığımız incelemeler, karşımızdaki bilgiler bunu gösteriyor bize. Öyle görünüyor ki asırlardan beri Müslümanım diyen, İslam'ı temsil eden, üstünde İslam etiketiyle konuşan veya davranan insanların konuşmaları, sözleri veya davranışları sebebiyle de bunu söylemişler. İnsanların hevalarına uydukları, uymaları men edildiği halde hevalarına uyan nice insanın sanki hevasına değil vahye uyuyormuş intibanı vererek çevresinde iz bırakmaya çalışmaları İslam'ın temelinden saptırmakta büyük rol oynamış. Gerçekten de büyük çalkantılara sebep olmuş, işi temelinden kaydırmış, böyle bel kayması gibi yani. Beli kayan insan nasıl hayatı bir yerde kayıyorsa, bütün gücü, kuvveti, varlığını tehlikeye düşürüyorsa adeta o durumların ortaya çıkmasını sebebi olmuşlar. Evet, bu konuyla ilgili sizlerden soru sormak isteyen var mı? Sünnetten kasıt adettir yani. Resulullah'ın adeti, yaptıkları. Mesela biz bundan ne anlayacağız? Bir kabak değil de. Mesela onun bir sade yaşantıyı tercih edişi var. Yani biz sünnet diye buna baksak. Bir onun Rabbine karşı ibadet ediş şekilleri var. Yani sünnet olarak biz bunları ele alıp da bunları işlesek. Yani o deveye binmeyi tavsiye etmemiş. Entari giymeyi de tavsiye etmemiş. Kabak yemeyi de tavsiye etmemiş. Biz zaten bunları da sünnet olarak değerlendirmiyoruz. Onun yaşantısıyla, örfüyle, o beldeyle ilgili bunlar yaşam tarzı. Ama onun Rabbine olan bir ibadet anlayışı var. Onun bir yaşam şekli var. Hep sadeliği tercih etmiş. Yani biz sünnet derken, onun yaşam adetini işlerken, bunların üzerine konuyu bina etsek, sünnet anlayışımız daha doğru olmaz mı? Bir de şu, ikinci şey, Resulullah'ın sünneti Kur'an'ı ahlak edinmesi. Yani Resulullah'ın sünnetini bu haliyle işlemeye gerek var mı? O Kur'an'ı yaşayarak ahlak edindiyse, biz de Kur'an-ı Kerim'i okur, anlar, yaşarız, ahlak ediniz. O zaman Resulullah'ın sünneti demeye gerek var mı? Bu kadar. Biliyorsunuz geleneksel bilgiler, yani bize kadar sürüp gelen bilgiler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan her ne görüldüyse, hani basit bulunabilir ama nihayet rivayetlerin içinde bulunduğu için basit de olsa örnek olarak vermek zorunluluğu doğuyor. İşte kabağı sevmekten tutunuz, deveye binmeye kadar, entare giymekten sakal bırakmaya, efendim başını sarmaktan şuna buna kadar birçok şeyin de sünnet sayılması gibi bir yaygın kanaatın oluşmasında bu hurda maluma çok büyük rol oynamış. Biz bunları seçebilmek için, yani peygamberde görülen, onun yaptığı bilinen hangi hareketler bizi bağlar, hangileri bağlamazza bir ölçü getirmek ve o ölçü dairesinde bizim kendisiyle bağlı olduklarımızı bilebilmek, seçebilmek, bulabilmek, bağlı olmadığımız, yani yapmak durumunda bulunmadığımız, yaparsak da yapmazsak da olanlarını da bilebilmemiz açısından bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık. Yani tümüyle onun yaptığı her şey bütün Müslümanım diyen insanları bağlayıcı değildir anlamında. Ve örneklendirmek için de o gibi örnekler verdik tarihte mevcut olduğu için. Aslında Peygamber'in Kur'an'ı ahlak edinmesi, Kur'an kaynaklı olarak, Kur'an'dan hareketle yaptığı şeyleri onun yaptığı gibi yapmaya çalışmak şeklinde anlaşılmalıdır. Örneğin Kur'an'da akimus salah emri var. Namazı ikame ediniz emri. Bu emri peygamber nasıl ikame etmiş, yani nasıl yerine getirmiş, dikmiş, yerine yerleştirmiş ise, nasıl gerçekleştirmiş ise, yine Kur'an'dan hareketle biz aynı şeyi yapmak durumundayız. İşte
Kur'an'da emrolunan şeyi peygamberin yaptığı gibi yapmaya çalışmanın adı sünnete uymak olmalı. Veya böyle anlıyoruz. Böyle anlamaya da mani bir hal doğrusu düşünemiyoruz. Komşu hukukuna riayet etmekten tutunuz, hayvanlara fazla yük yüklememeye kadar, yani bütün insanların iyiliğini istemeye kadar Kur'an kaynaklı her ne var ise bu peygamberin hayatında uygulama bulmuş şeylerdir bütün bunlar. Uygulamaların nasıl olduğu ile ilgili bize gelen bilgileri birinci derecede Kur'an eleğinden geçirmek suretiyle elemek, o açıdan bakarak görmek ve onun yaptığına en yakın biçimiyle bize gelen bilgilerden belki yanlışı, eğrisi, biraz yaramazı, tasfiye edilmesi gerekeni filan mevcut olabilir. Onları tasfiye etmek suretiyle onun yaptığına en yakın biçimiyle yapmaya çalışmak, sünnet-i Resulullah'a uymak olmalı. Yani İslam'ı peygamber gibi anlamaya çalışıp peygamber gibi ferdi hayatına, şahsi hayatına ve toplum hayatına uyarlamaya uğraşmak. Örneğin bütün peygamberler olduğu gibi bizim peygamberimiz de, yani Hazreti Muhammed de kesinlikle siyasi açıdan içinde bulunduğu toplumun düzeniyle uzlaşmayı asla yapmamış. Bir ara yapar gibi, yani gösterdiği yumuşaklık, gösterdiği suhulet, anlayış, insanlara çok tatlı dille anlatıyor olma karşı tarafta ümitler doğurmuş ve kendisine işte gel anlaşalım, şu ayrılığı ortadan kaldıralım, şöyle şöyle yapalım, yani bir gün senin Allah'ına, bir gün de bizim Rabbimize ibadet edelim ve böylece de anlaşmazlığı kaldırmış olalım teklifleri yapılmasına yol açmış. Ama Allah-u Teala hemen o noktada meseleye müdahale ederek açık bir şekilde kafirlere de ki ben sizin taptıklarınıza tapmıyorum, sizler de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Bundan sonra da bilin ki ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım, sizler de öyle gösteriyorsunuz ki, öyle görünüyor ki benim taptığıma tapacak gibi bir haliniz yok. Yani bu konuda ümit de vermiyorsunuz. Öyleyse benim taptığım bana, sizin taptıklarınıza size. Yani siz taptıklarınıza tapıp duruyorsunuz zaten, ben de taptığıma tapıp duracağım yani. Ben kendi dinime, siz de kendi dininize. Ben yoluma, siz yolunuza. Demek durumunda bırakılmış ve sonuç olarak da bundan sonra hiçbir uzlaşma teklifi bile gelmemiş müşriklerde. Yani bu kadar kesin çizgiyle, kalın çizgiyle böyle belirtilince, ara açılınca, siyah beyazdan, batıl haktan ayrılınca artık kimse de uzlaşma ümidi kalmadığından öyle bir ümitle teklifte bulunma davranışında da eser kalmamış. Ve bu şekilde davranmak örneğin yine Kur'an kaynaklı olarak bizim de, bizi de bağlayıcı bir sünnettir. Yani aynı yanda farzdır. Ben burada da sünneti farz anlamında da anlıyorum. Yani şu anlatmaya çalıştığım, örneklendirerek anlatmaya çalıştığım şey öyle nafile manasında sünnet değil. Yani sünnet dediğimiz zaman iki şey aklımıza gelecek ve anlatılana göre de o iki şeyden hangisini vurgulamak istiyoruz onu anlamaya çalışacağız. Bir, farz anlamında sünnet. Yani tevhid metoduyla siyasi iktidara yürümek manasındaki peygamberin hareketi farz anlamındaki sünnettir. Yani farzdır. O, onun sünnetine uymak, bu işte onun yaptığı gibi yapmaya çalışmak farzdır. Çünkü o bu farzı ilk defa kendi işlemiştir. Biz de bu farzı onun gibi işlemeye çalışmak suretiyle hem farzı yerine getirmiş hem de sünnete uymuş. Yani tıpkı peygamber gibi yapmaya çalışmış olacağız. Ki bununla sorumluyuz zaten. Bundan sorumluyuz. Bir de nafile manasında, yani yaparsanız sevap yazılır, yapmazsanız da bir mahsuru yok, sorulmayacak anlamında kullanılan sünnet var. Onların şu anlattıklarımızla ilgisi yok. Yapsanız da olur, yapmasanız da olur manasına gelen, diğer ismiyle nafile, bir diğer ismiyle de mendup diye de anılan sünnet, Türkiye'de daha çok sünnet diye anılıyor bunlar. Fakat karıştırılıyor, farzlara da sünnet deniyor, bilmem neye de sünnet, yani çok çok karışık olduğu için içinden çıkılması da güç hale geliyor. Onu kastetmiyoruz. Hani peygamberin yaptığı gibi yapmak, onun anladığı gibi anlamaya çalışmak, her halükarda kendisine gelen vahyi hayatına geçiren ve toplum hayatına uyarlamaya, uygulamaya çalışan bir kimse, düşünün ki Allah'ın elçisi bu, onun yaptıkları Allah'a murakabesi kontrolü altında. Yani bu uygulamayı yaparken, bu uyarlamayı yaparken
yanılırsa, bir eksiği kalırsa, bir yanlışı olursa Allah-u Teala tarafından düzeltilme şansı olan insan peygamberler. Bu açıdan bizim için emindir. Bütün mesele onların şunu şöyle yaptı veya bunu böyle yaptı şeklinde bize onlardan gelen haberlerin niteliği itibariyle, muhtevası itibariyle süzgeçten geçmesi gerekiyor. Çünkü bizzat peygamberin ağzından duymadığımız ve bundan emin olmadığımız için emin olmak yolunda bir tahkike girmemiz, araştırma yapmamız gerekiyor. Bu araştırmayı yaparken mecburen Kur'an-ı Kerim süzgecini kullanmak zorundayız. Çünkü onda bir değişiklik olmamış. Aynen indiği gibi korunduğundan bize em veriyor, güven veriyor. O güven veren ölçü, güven veren kaynak kendisine mukayese edildiğinde yanlışı, doğruyu rahatlıkla çıkarmamızı sağlıyor. Bize bu kolaylığı sağlaması açısından ona vuruyoruz. Ona vurmak durumundayız. Başka türlü de neyle mukayese edeceğiz, nasıl anlayacağız, nasıl işin içinden çıkacağız? Mümkün değil. Biliyorsunuz şeyde, gerçi hadiste, usulde üstünde duracağız ama hadislerin tespitinde, yani peygamberin söylediği, söylenen sözlerin kaleme alınmasında, kitaplara geçirilmesinde kullanılan metotlar var. O metotların hepsi ayarlı bir şekilde herkes tarafından kullanılmamış. Kimisine yoğunluk verilmiş. Çoğunlukla yalnız bir metot kullanılmış olmasının ortaya çıkardığı mahsurlar da Müslümanların işini zaman içerisinde epeyce güçleştirmiş. Yoksa İslam dini bizatihi kolaylık dini. Allah kuluna kolaylık diliyor İslam'ı göndermekle. Peygamber de kolaycı bir Müslüman. Yani kolaycı derken şu sokaktaki anlamıyla asla söylemek istemiyorum. Yani o insanlara işlerini kolaylaştıran, kolayını söyleyen, kolayca sağlayacak şekilde kolaylaştıran, yoksa Allah'ın diyelim şu namaz da 4 rekatsa peygamber bunu kolaylaştırayım diye 3 de kılsam olur şeklinde bir kolaycılık değil. Yani zaten Allah'ın bildirdiğinin kendisi bizatihi kolay. Onu daha da kolaylaştırma yetkisini de kimseye vermiş, bu konuda kimseyi vekil tayin etmiş de değil. Biz bu konuyla ilgili, yani sünnetin tespiti ile ilgili düşündüklerimizi söylemeye çalıştık. Yani Kur'an'ı ahlak edinmeye, onun gibi hayatına ve toplum hayatına uyarlamaya çalışmanın adına sünnet diyoruz ve bunda da, bunu tespitte de en büyük eleğimiz, ilk eleğimiz mecburen Kur'an-ı Kerim, tarihi kesin bilgiler falan olacak. Buyurun. Namazı peygamberin kıldığı gibi kılmak sünnet değil, farz. Biraz evvel de siz de söylediniz. Devlet idaresini, insanlar arasında hükmetmeyi peygamberin yaptığı gibi yapmak farzdır. Bir takım sünnetler de var. Mesela sağ el, nafile mi değil mi onu tespit edeceğiz. Şimdi sağ elle yemek yemek, sol elle temizlik yapmak, tırnakları keserken belli bir sıraya göre değil, Yahudilere peygamberimizin uymadığı şekilde, yani karışık kesmek gibi. Sağ elle yemek yemek gibi. Yemeğe başlarken besmeleyle başlamak, sonda hamd etmek gibi. Ne bileyim, sakalın uzatılması gibi. Efendim, misvak kullanmak gibi. Buna benzer bir takım şeyler var. Diyor ki, mesela sağ elle yemek yememekte direnen bir insana yiyemeyesin. Yiyemeyesin. Sağ eliyle yemek yememekte ısrar eden bir kişiye yiyemeyesin diye böyle bir de bedduası var. Bunlar ne olacak? Yani bunlar mesela tuvalete girip çıkıştan yemek yemeye varıncaya kadar, yatağa girmekten kalkmaya varıncaya kadar bir takım kaide ve kurallar koymuş Resulullah. Yapılırsa olur, yapılmazsa olmaz. Yapılırsa, uyulursa sevap olur. Uyulmazsa sevap olmaz cinsinden sünnetler midir? Ne diyorsunuz bu konuda? Mesela namazlardan önce ve sonra nafile namazlar kılmak. Hani toplumda sünnet diye anılıyor ya, biz nafile veya tatavu diye adlandırıyoruz. Bunlar yapılırsa olur, yapılmazsa olmaz cinsinden sünnetler midir? Ne dersiniz? Efendim, genel olarak şu bazı örneklerini verdiğiniz hususlarda genel olarak bir şey söylemeyi en azından ilk çırpıda, yani şu anda zor görüyorum.
bu gibi şeyler, rivayetler konusunda, buna benzer rivayetler konusunda herhalde tek tek rivayetin taalluk ettiği konunun kapsamı, önemi, onun o konunun, o hususun Kur'an'da ele alınmış biçimi gibi hususlar ele alınmak suretiyle ayrı ayrı taalluk eden her konu, taalluk bulunan her konu ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilip bir yargıya varmak gerekir sanıyorum. Yani mesela işte yemeğe tuzla başlamak. Düşünüyorum şimdi, yani tuzla niye başlasın insan? Üstelik de tuz, evet, yiyeceklerin birçoğuna tat veren bir şey. Tuzsuz birçok şey yenmiyor falan filan, ama elma yerken de tuz atmıyoruz, ayva yerken tuz dökmüyoruz. Fakat bir salatalık soyup yerseniz, tuzsuz yersen hiç ne yediğin belli olmuyor, ama tuzlu yedin mi haza tüm tadıyla onu yemiş oluyorsun filan. Şimdi şöyle düşünüyorum şahsen, yapmış bunu normaldir. Mesela biz kendine mahsus örfü olan insanlarız. Belli bir coğrafyada yaşayan insanlar olarak. Vücudun tuza ihtiyacı olduğunu bugün tıp o günkünden çok daha iyi biliyor. Kaldı ki o günde bu konuda bilgi eksik sayılmazdı. Yani insanların tuza ihtiyacı olduğu, hayvanların tuza ihtiyacı olduğu hep biline gelmiş. İşte çocukken bakarım ben, sürüden çobanın getirdiği davarlara biz işte su içerler filan, tuz yalatırdık. İşte kaya tuzları, burada tuz köyünden çıkan tuzlar var, onları koyarız. Topraklı filan olanların daha ziyade. Hayvanlar tuz ihtiyacını o tuzu yalamak suretiyle alır. Arkasından da suyu içer. Zaten de karnı tok gelmiş. Ondan sonra mışıl mışıl uyur, yatarlar öğleyin. Koyunları kastediyorum. İnsanın da tuza bedenen ihtiyacı var. Örneğin bütün doktorların sıcak iklimlerde işte vücudun buharlaşmaktan dolayı, terlemekten dolayı tuz kaybına uğradığı, vücudun kaybettiği tuzu ancak ek tuz almak suretiyle karşılayarak işte dinçliğini, sıhhatini koruyabileceğini, bu yüzden işte tuzlu ayran bilmem ne içilmesini tavsiye ettiği bir vaka. Fakat bu tavsiyeyi Norveç'te tavsiye etmiyorlar. Yani niye? Norveç'te zaten insanlar terleyemiyor ki. Yani tuz kaybetsin. Türkiye gibi, yani daha çok güneşli, daha çok sıcak yerlerde oluyor bu. Ve o peygamberin yaşadığı muhit buraya nispetle çok daha fazla sıcak olan bir muhit. Çok daha fazla vücudun tuz kaybına uğradığı bir muhit. Orada insanlar tuz ihtiyaçlarını kaybettikleri, çünkü tuz eksikliği vücutta direnç eksikliği sonucunu doğuruyor bildiğim kadarıyla. Aramızda doktor olacak, öyle midir doktor? Tansiyon da düşürür, evet. Neyse. O eksikliği gidermek için alınıyor. Şimdi o iklimde yaşadığı için Müslüm gayrimüslim bir insan bu kayba uğradığından kaybını telafi için tuz alıyorsa, kayba uğramayan bir iklimde yaşayan insanın da, Müslüman olan bir insanın da illa sünnete uyacağım diye orada da tuzla başlaması ya da ikide bir tuz yalamasının bir anlamı olabilir mi? Düşünüyor insan. Çünkü düşünmezseniz ne İslam'ı anlayabilirsiniz, ne işin içinden çıkabilirsiniz, ne akı karadan fark edebilirsiniz. Yani her şeyde düşünme, hakkı batıldan seçmede de düşünce önemli. Ne var? Onlar tuz yalamış, biz de yalayalım. Yala yala bu sefer tuzdan gideceğiz biz. Yani o kaybettiğini telafi için yalıyor, doğru. Şimdi senin depon dolu, sen de duruyorsun, bana da koy. Ne? Sana koyduğu dökülecek. Öbür adamın deposu boşalmış, onun için durmuş istasyonda, onunkine koyduğu içinde kalıyor. Seninkine koyduğu dışına dökülüyor. Şimdi o alıyor, ben de alacağım, sünnete uyacağım demek gibi bir şey yani. Çok garip sonuçlar çıkarır, düşünüyorum mesela tuz olayı için. Efendim sağ el, sol el, bu işi bu kadar önemseyenler kadar ben şahsen önemsemiyorum, ama yeryüzünde dikkat edilirse insanların kısmı azamı, yani büyük ağırlığı, çoğunluğu, yoğunluğu sağ eliyle yapıyor işlerini. Yani işte komünistlerin adı solcu, ama Rusya'da bile Lenin döneminde, Stalin döneminde insanların ezici çoğunluğunun sağ ellerini önemli işlerinde kullandıklarını biliyoruz. Yani bu konuda bir solcuyuz ulan, sağ ellerinizi bağlayın, herkes sol eliyle yapacak ne yapacaksa dendiğini bile duymamışız. Yani hiç böyle garip bir olay duyulmamış dünyada. Ne yapalım?
uğraşırsın, edersin, yaparsa öyle, yapmazsa da alıştırmaya çalışırsın. Hiçbir mahsuru olacağı kanaatini şahsen taşımıyorum. Yani bu gibi şeylerin sünnet olacağı ile ilgili bir inanç doğrusu taşıyabilmek için bir hüccetim yok. Efendim lanet okumuş. Yani öbür taraftan hiç mukayese etmiyorlar. Peygamber'e Uhud savaşında işte Müslümanları öldürenler için ya Resulullah onlara lanet okusan diyorlar. Diyor ben lanet okumak için gönderilmiş bir elçi değilim. Ama bir başka yerde bakıyorsun işte Allah şu üç şeye lanet okumuş da kadınlara bilmem neye filan. Allah Allah ya bu ne turşu, bu ne perhiz, bu nasıl iş, nasıl peygamber, sen de şaşıyorsun, cümle halinde şaşıyor. Olur mu öyle şey? Kaldı ki peygamberler insanları şaşırtmak için gönderilmiş insanlar değil. Vahiy de onlara, gerek onları gerekse toplumlarını şaşırtmak için gönderilmiş şeyler değil. Yani şaşırtıcı değil vahiy. Değil mi? Ve çelişkiyle dolu da değil. Ama bize gelen hadis bilgisine bakarsanız İslam A'dan Z'ye kadar, X'e kadar, Y'e kadar şey, çelişkiyle dolu bir din. Ama Kur'an'a baktığınızda bu çelişkiden eser bulamıyorsunuz. Hatta bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Allah meydan okuyor. Yani hadi onda bir çelişki bulun diyor. Yok. Fakat şimdi varsayalım ki hadisler bilmem ne işte peygamberin yaptıkları, söyledikleri varsayalım, öyle saymıyoruz da efendim. Baştan sona yani hiç çelişkisiz bir dinin, çelişkisiz kitaba sahip bir dinin peygamberi serapa çelişki içinde bir adam. Yani o sözlere bakarak eğer hüküm verecek olursanız ay vay. Hangi kaba koyacaksınız bu manzarayı? Konacak kap bulunmaz. Emin olun bulunmaz. Mümkün değil. Nasıl olur? Hangi gerekçeyle? Efendim kadınlar fitnedir. Kadınlar, ulan kadınlar fitneyse bile bu fitneliğini bir erkek alçak çıkmadan, fitnesine ortak olmadan yiyemiyor o haltı. Buyur. Niye hep kadınlara? Belli ki arada alçaklar oyun oynamışlar. Yani işi kaydırmışlar. Değil mi? Yani niye? Kadının kadın yaratılmasında kendi dahli var mı insanın? Erkeğin erkek yaratılmasında olmadığı gibi. Nasıl olur da daha doğuştan lanete müstahak olur? Ki böyle söyleyen peygamber düşün, anası kadın, kızı var kadın, karısı var kadın, öyle. Buyur, halası var kadın, dezesi var kadın. Daha başlamadan sülalenin yarısını bir Allah lanet etsin, bunlar fitnedir, bilmem ne diyen bir peygamber. Öyle peygamber olur muyuz? Yani anlıyorum efendim de şunu demek istiyorum. Yani bu konuları tek tek ele aldığımız zaman işte şunu yapmak, işte tuzla başlamak, yok sağ elle bilmem sol elle filan. Yani bütün tırnağını yok sırasıyla kesmek de öteydi, beriydi. Bunlar sonrakilerin icat ettiği uyduruk şeyler olmalı. Bir anlamı da yok. Tırnak ne yapıyor? Zaten büyüdü mü insana takılıyor, ediyor, rahatsız oluyor insan. Kes, nasıl kesersen kes. İşte akşam kesmeyi de bir akıllı çıkmış, işte kesilirse şöyle olur, böyle olur. Yok, belki kestiğin zaman sıçrar bir tarafa da bulamazsın. Sonuçta dibine kir toplayan, pislik toplayan bir şey olduğu için de evin içine pislik yayılır. Bunu engellemek için gündüz gözü yap. Yapılsın için söylenmiş ama biraz işi gizemlendirerek de tutturmak için işte öyle uyduruk şeyler eklemişler. Ne alakası var sünnette? Sünnet temiz olmak yani. Farzı. Yok, öyle bir sünnet yok. Sünnet olsaydı önüne gelen yapardı. Yani yeryüzünde dikkat, bu ayrı bir konu. Efendim ben biraz arkadaşlarımız izin versinler. Dünden beri hiç konuşmadılar. Biraz da onları konuşturmak istiyorum. Buyurun. Peygamberi sizlere örnek olsun. Tam metnini bilmiyorum ama aklıma gelen metnini söylüyorum. Peygamberi sizlere örnek olsun, sizleri de diğer ümmetlere örnek olasınız diye vasat bir ümmet olarak yarattık diyor. Ay, evet böyle Bakara suresinde zannedersem. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Kendi arzu ve isteklerinden kaynaklanan hareketleri değil de toplumsal mesajlar veren hareketlerini sünnet olarak kabul edebilir miyiz? Yani peygamberin kabak yeme arzusu kendisi kendi fıtratından, kişisel isteklerinden kaynaklanan bir olaydır. Ama topluma mesajlar veren bir olay değildir. Bunun dışında mesela ben asıl olanın yapılması gerektiğine inanıyorum. Mesela peygamberimizin sirke ne güzel bir nimettir sözü. Şimdi sadece sırf bu sözü alacak olursak, başına bakmadan, olayın gelişimini düşünmeden bakacak olursak, herkesin sirke yemesi gerekir. Güzel bir nimet olduğu düşünülürse.
O halde peygamberin için bu sözü söylemiştir. Sirke gittiği yerde bakıyor ki sirke var sadece yiyecek yiyecek ve o insanları zor duruma düşürmemek için sirke ne güzel nimettir diyor. Demek ki işin aslına baktığımız zaman niçin söylediğine ve ne mesaj verdiğine bakmak lazım. O halde sünnet yani insanların kişisel istekleri değil de kişisel arzu ve istekleri değil de topluma bir şeyler verebilecek, mesajlar üretebilecek şey olmalı. Peygamberin yaptığı kendi kişiliğinden kaynaklanan balı sevmesi olayı gibi. Diğer insan balı değil de pekmezi sevebilir ve bu insan topluma bir zarar doğurmaz. Demek ki topluma zarar doğuran şeyler, zarar doğurmayan şeyleri veren olay sünnet olayı diyebilir miyiz? Elbette ki dinde kişisel arzuların yeri olmamalı. Yani kişisel arzular tabii yani kişisel meyli, temayülü yani filan adam tatlıyı çok sever, falan acıyı çok sever, falan bilmem ne. Tabii yani bu gibi şeyleri din haline getirmek, yani din haline getirmek bir bakıma ne demek? Tamim etmek. Yani herkesin bunları yapması gerekir demek anlamında söylüyorum din haline getirmek. Çünkü din bir sizin ya değil. Din eğer hepimizin dini ise o zaman senin sevdiğin her şeyi ben de seveceğim. Sevmediğin her şeyi ben de sevmeyeceğim anlamı çıkar. Böyle olsaydı Allah-u Teala insanları bu açıdan da çok yatkın yaratırdı ki ne yaparsanız yapın. Kimi insan var işte ben diyor soğuk su içemem diyor. Yani senin içtiğin gibi ben bazen söylüyorum da işte her sabah kalkarım buzdolabından coz edecek soğuklukta su içerim. Aman abi nasıl biz yapsak işte yataklara düşeriz. Alışmamış adam. Yani şimdi benim bu sünnetime uysa ümmetim kırılırdı yani haşa ben peygamber olsaydım. Bunu da sünnet diye bildirseydim hayvan yediydi. Herkes hastanelikti o zaman. Yani elbette ki şahsi yapı itibariyle bir takım temayülleri insanın şunu sevmesi, bunu sevmemesi, şuna ilgisini fazla, buna ilgisinin az olması din olamamalı. Yani olmaz da herhalde, olmamalı da. Çünkü herkeste aynı temayül yok. O zaman adam kendini zorlasa da acıyı yiyemeyecek, sevemeyecekse o iyi Müslüman olamayacak hiçbir zaman demektir. Din olarak bildirilen ve herkesi mükellef tuttuğu şey Allah'ın herkes için yapılabilecek şeylerdir. Dikkat edilirsin. Namazı acıyı seven de kılar, 4 rekat farzı. Tatlıyı seven de kılar, sirkeyi seven de kılar, bilmem balı seven de kılar. Yani kimseye zor değil ama herkese acı yemek zor. Adam hiç yani azıcık esintisine bile dilini dokunduramıyor. Şimdi bu adam Müslüman olamayacak dememiz lazım. Muhakeme ettiğimiz zaman zaten her olay münferiden bize bir sonuç veriyor. Yani bizi bir yere götürüyor. Rahat düşünmemiz halinde bir noktalara götürüyor. Elbette ki şunu söylemeyi rahatlıkla mümkün görüyorum şahsen. Şahsi temayüller, şahsi meyiller, şahsi istekler yani kişinin bazı şeylere düşkünlüğü yahut tersini söyleyelim bazı şeylere soğukluğu efendim herhalde din olmamalı yahut din diye bildirilen şeylerin içinde bugün yani her insanın ortak paydası karakter olarak fıtrat olarak onlar hedeflenerek yapılması ya da kaçınılması gereken şeyler bildirilmiş ya da bildirilen şeylerde bu ortak niteliği görüyoruz deriz yani. Açıklık getirici bir şey yani hususa değindiniz. Doğru. Yani bu ayrımı bu şekilde yapalım. Kişisel temayüller ve toplumun tamamına hitap edecek ortak payda. Yani neyi sünnet, neyi sünnet olmadığını ayırt ederken birçok kimse bu olayı karıştırabilir. İnsan bir sonuç veriyorsa, toplumun tamamına etkileyebiliyorsa bu olaya sünnet diyebiliriz. Etkileme belki tanım kifayetsizliği oluyor da şöyle diyelim yani tamamının yapabileceği şey. Misal olarak evlenmek ele alalım. Yani kadın için, erkek için. Allah esirgesin. Yani genel olarak insanlar, kadınlar da evlenmeye müsait şekilde yaratılmış. Erkekler de evlenmeye yani karşı cinsten biriyle hayatını birleştirip bir hayatı ortaklaşa yürütmeye müsait şekilde yaratılmış. Fakat bu arada istisna denecek kadar az da olsa kimi kimseler var. Gerek akliyeti bakımından gerek başka türlü cinsel hastalığı, şusu busu başka hastalığı filan sebebiyle mesela çok istese de evlenemez. Yani evlense de yürümez o yuva. Ne yapacak şimdi bu adam? Eğer evlenmek farz olsaydı bu adam bu farzı yerine getiremeyecek ve büyük bir eksikle gidecekti.
O bakımdan yani farz değil. Fakat farz olmamasına rağmen nafile de deseniz bütün insanlar genellikle evleniyorlar. Yani gavuru, Müslümanı, Afrikalısı, Asyalısı, anlatabiliyor muyum? Yani din olacak şeyin, dinden sayılacak bir hükmün, bir kuralın, yasak veya emrin herhalde ortalama, yani insanların ortalama vasıfları göz önünde bulundurularak bildirilen şeyler olması lazım. Zaten bildirilen şeylere baktığımızda da bu vasfı, bu ortak vasfı görüyoruz. Tabii, tabii. Vasat yani ortalama. Mesela din hiçbir zaman toplumda her zaman ahmaklar bulunmuş, dahiler de olmuş filan. Değil mi? Ama hiçbir din, hatta insanların uydurduğu dini de kastederek söylüyorum, ahmaklar göz önüne alınarak konmamış kuralları. Ahmakça şeyler konmuş ama ahmağa çok bu toplumun diye öyle yapılmamış. Efendim dahileri göz önünde bulundurularak kuralları konmamış. İslam da öyle. Yani kulları bile böyle yaparken Allah ne diye buna uymasın? Yarattığı kullarının ortalamasını biliyor. Yani işte şu kadarı hepsinde var. Tam bu kadara göre kural koyuyor. Dahilere göre koymuyor, aptallara göre de koymuyor. İslam tarihinde de biliyoruz. Yani öyle bir kadını bile idare etmekten aciz kimseler var. Kendi karnını doyurmaktan bile aciz kimseler var. İşte Darul Aceze var ya, Ashab-ı Suffa. Avrat yok, akıl yok. Yani Anadolu tabiriyle çıkmış gelmiyor orada. Onun bunun getirdiğini yiyor artıklar. Onun bunun eskisinde giyiyor. İşte. Orada da öyle oturuyor, sinekliyor, pinekliyor, duruyor yani. Ne savaşa çıkabiliyor, ne ticaret yapabiliyor, ne becerikli adam öyle değil. Mekke'den gelmiş Tığtebe Şahmer'den. Ya kardeşim sen bana diyor 5 kuruş borç ver, bir de çarşının yolunu göster, geri taraf diyor senin olsun. Abdurrahman bin Avf mesela. Ondan sonra da öldüğünde adamın baltayla parçalanacak büyüklükte külçe altınlar miras bıraktığı yazıyor. Kimisi o karnını doyurmaktan aciz. Ebu Hureyre kendi söylüyor, diyor Peygamber bana diyorduk işte yapma etme, böyle insanlara yük oluyorsun, çalış bir iş tut, ne yaparsan yap yani en azından kendi karnına. Zaten o da hanım manım yok hiç. Nerede? Kendini idare etmekten aciz. Bir de eli sırtına saracağım. Ondan sonra o diyor bana böyle söylerdi diyor. Gidermiş sabahleyin senin yanına otururmuş. Kovmasın diye de Kale Resulullah, Kale Resulullah. Şimdi onu kovsa kalk git ya adam işim var desen peygamberi kovuyormuş gibi bir hisse kapılıyorsun. Ses çıkaramıyor. Öğlen olunca da benim karnımı bir doyursana. Öğleden sonra başkasına, akşama kadar böyle. Hayat böyle geçmiş. Peygamber diyor bana kaç defa böyle nasihat etti. O bana böyle söylerdi. Ben de ona ama ben seni çok seviyorum ya Resulullah der kaçardım yanından diyor. Hadi bakalım al akla bak. Olacak iş mi? Hani toplumun elbette yani bunun gibi olanları göz önünde bulundurularak din belirlenmez yani. Allah da kulu da belirlemiyor.